Değerli meslektaşlarım, değerli konuklarımız, galiba konuklarımız daha fazla aramızda. Katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi olarak ülkenin, dünya ve mimarlık gündemi üzerine değerlendirmeler yaptığımız toplantılar dizisi başlattık Ocak ayı itibariyle. Her ay bir meslek bir uzmanı davet ediyoruz ve birlikte Türkiye gündemi üzerine, ülke gündemi ve mimarlık gündemi üzerine bir konferans, bir sunuş yapıyor. Bu sunuştan sonra birlikte tartışıyoruz. Bugün de Nisan ayını gündemle ilgili, dünya gündemiyle ilgili ayın konuğu Doçent Doktor Galip Yalman. Hoş geldiniz Galip Bey. Galip Yalman, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Avrupa Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda 2006 yılından beri Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Galip Yalman'la hemen Gezi sonrasında tanıştık. Özellikle Gezi'nin anlamını tartışmaya başlamıştık kendi aramızda. Nedir bu diye. Türkiye'nin ülke, dünya nereye gidiyor? Ne yapmalıyız, ne düşüneceğimizi dahi bilemiyorduk. Bu tartışmalar içinde bir grup uzmanı İstanbul'a davet etmiştik. Ve bir yuvarlak masada tartışmış. Galip Bey'le de o sırada tanışma fırsatımız oldu. Ve bu birlikteliği bu konferansla da devam ettirmek istedik. Konferansıyla, düşünceleriyle, değerlendirmeleriyle de ufkumuzun açılması konusunda destek almak istedik. Ve davetimizi kabul etti. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Yalman, bugün bizlere kriz ve siyaset, Yunanistan'dan İspanya'ya neoliberalizm karşıtı hareketler ve mücadele pratikleri üzerine bir sunuş yapacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de gerçekten bu hava koşullarında, bu sıcaklıkta bu kapalı mekana geldiğiniz için, aramızda olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum. Evet. Başkan da söylediği gibi Gezi'den 15 günlük direniş bittikten 1-2 hafta sonra hemen sağ olsunlar bizlerle, onu da söyleyeyim, şahsen ben değildi aslında, bağımsız sosyal bilimciler diye tanımladığımız bizim Sosyal Bilimler Derneği'nin ne diyeyim kardeş kuruluşu olarak nitelediğimiz Korkut Boratav, Oktar Türel gibi hocalarımızın öncülüğünde 2000'li yıllar boyunca çeşitli yayınlar yapmış ve ortak asgari müşteriyi de neoliberalizme karşı bir tavır alma olan yayınları itibariyle de izleyenler bilgi sahibidir. O bağımsız sosyal bilimciler grubunun ilişkiye girdiler Taksim dayanışma olarak. O çerçevede benle tanıştım. Dediği gibi o süreçte belli zamanlarda görüş alışverişinde bulunduk. Aslında şunu da söyleyeyim. Kişisel olarak ben evet siyaset bilimi bölümü öğretim üyesiyim. Daha çok böyle karşılaştırmalı siyaset, uluslararası siyasal iktisat, devlet kuramları ve benzeri dersler veriyorum. İlgi alanım genellikle bu. Ama itiraf dediğim, şimdi söyleyeceğim ya da sizlerle paylaşacağım düşüncelerim oldukça yakın dönemin bir ister istemez ilgi haline gelen Yunanistan ve İspanya'daki, işte konuşmanın başlığı da o yüzden öyle, alt başlığı en azından. Çünkü gazete bilgisinin ötesinde doğrusu çok fazla ilgilendiğim iki ülke değildi Yunanistan ve İspanya. Niyesini tartışabiliriz niye öyle olduğunu. Örneğin Latin Amerika öğrencilik yıllarımızdan beri ilgi alanımızda. Çünkü o zamanın
koşullarında Türkiye'ye karşılaştırılan askeri rejimlerden işte izlenen ekonomik işte kalkınma stratejileri ve benzeri şeylerde en azından benim kuşağımın önemli bir ilgi alanıydı. Akademik olan olmayan anlamında. Ama daha yakın dünyamız ister Akdeniz olsun, ister Orta Doğu olsun değildi. Bunun ceremesini de bir miktar çekiyoruz aslında çünkü çok fazla birikmiş bir akademik ya da bilimsel çalışma birikimimiz de yok Türkiye'de de. Böyle de bir eksikliğimiz olduğunu da son yıllarda bir miktar belki daha genç kuşaklar giderek daha fazla ürettiği ölçüde olacak. Ama kişisel olarak da yani genel olarak bir bilgi sahibiydik ama sizler kadar. Şimdi de daha fazla bilgi sahibi miyim onu da birlikte tartışırız. Onu da ayrı ama niye özellikle de ilgimi çekti? Kişisel şey onu da söyleyeyim. Dediğim gibi internet dünyasından izlemeye çalışıyordum. O başka ama geçen yılın sonlarında ilki Kasım'da Londra'da, ikincisi Aralık'ta Atina'da iki toplantıya katıldım. Yani zaman zaman katıldığımız toplantılardan da önce özellikle Londra'daki her sene yapılan Tarihsel Materyalizm dergisinin düzenlediği bir işte daha çok öyle diyelim sol akademiyanın ve belli ölçülerde de aktivistlerin katıldığı toplantılar. Oradaki ana temalardan bir tanesi İspanya ve Yunanistan ve oradaki işte nasıl tanımlarsanız yeni oluşum halindeki hareketler. Daha Syriza iktidarla falan değil. Kasım başı. Sonra orada izlediğim kadarından bir heyecan olduğunu, bunun üstüne İspanyol ve Yunanlı aynı zamanda da Katalan diye altını çizmemiz lazım. İspanyol ve Katalan ayrıca Yunanlıların şeyi ama başka ülkelerden İngiliz ya da başka ülkelerden insanların da tartıştığı. Sadece bu değildi ama önemli bir ne diyeyim şey oydu. Paneller dizisi. Sonra orada bir takım daha önce tanımadığım Yunanlı akademisyenlerle de tanıştım falan. Onların bazılarını Türkiye'ye çağırdık yakın zamanda geldiler. Yine bu süreçte bir takım bildiriler sundular falan. Bir de şimdi konuşacağız kısaca da Syriza bağlamında önemli bir Marksist devlet kuramcısı olarak tanımlayabileceğimiz Nikos Plantsas'ın anısına bir çok fazla da aktif olduğu söylenemeyecek yakın zamana kadar bir araştırma merkezi var Atina'da. Onların düzenlediği bir toplantıya çağrıldım. Yine Londra'da tanıştığım bazı meslektaşlar aracılığıyla. Ve orada öğrendim ki bu 15 Aralık falandı. Yakında Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bunu taktiksel bir şey olarak kullanacak Syriza erken seçim. Ki nitekim öyle oldu. 1,5 ay sonra 25 Ocak'ta seçim oldu ve kazandılar. Ve hep beraber bütün dünya ya da ilgilenenler bu konularla projektörler Yunanistan'a ve Syriza iktidarına döndü. Syriza'nın iktidar dönemini karşılaştığı sorunları falan daha birlikte tartışırız. Yani ona ilişkin çok fazla bir şey söylemek niyetinde değilim. Daha çok bu konuşmayı yani dediğim gibi bu sıcak gelişmeler ve katıldığım toplantılardaki tartışmalardan esinlenerek biraz daha okumak, biraz daha araştırma fırsatı bulduğum kadarından sizlerle paylaşacağım. Şöyle de kuracağım. Bir 45 dakika vaktim olabilir mi? 45 dakika. Teşekkür ederim. Nasıl isterseniz. Şimdi dediğim gibi bu Syriza'nın iktidara gelmesiyle birlikte bizde de izleyenler şey yaptılar. Sanal ortamda olsun, gazetelerde olsun bir miktar farklı yorumlar hatta strateji, Syriza'ya strateji önermeli. Doğru yol şudur, şöyle yapman gerekir üstüne de tartışmalar. Bizde de oldu. Yani onu da söyleyeyim, İngilizce yayınlar ve şeyle sınırlı benim şeyim. Başka bir dil bilmiyorum yabancı dil olarak.
eminim her ülkenin kendi dilinde de, İspanyolca'da, Yunanca'da bir sürü tartışmada gidiyor. Ama ben maalesef onlarla doğrudan doğruya şey içinde değilim. Dolayısıyla İngilizce olarak ve bir miktarda Türkçe olarak devam eden tartışmalarla ilgili. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tamam Syriza ama cehaletim diyeyim. O Londra'daki toplantıya kadar gerçekten kendime de sonradan kızdım. Gerçi yeni bir olguydu ama ben Podemos sözcüğünü ilk defa Londra'daki konferansta dedim. Kasım ayında. Şimdi kısaca anlatacağım. Podemos zaten henüz o noktada bir yaşını bile doldurmamış bir oluşumdu. Ocak-Mart 2014 sürecinde kurulmuş bir şeydi. Ama ben Kasım'da Londra'ya gidene kadar biz dediğim gibi özel bir ilgi alanımda değildi İspanya'da ne olup bittiği vesaire de. Dolayısıyla bir üstünde durulması gereken ve zaten bu Syriza ile ilgili yayınlar çerçevesinde de ortaya çıktı ki hani öyle bir internasyonel bir hareket, ne bileyim işte sosyal demokratların sosyalist internasyonel türü bir üst kuruluş falan söz konusu değil bu yeni sol ya da radikal sol gruplar arasında ama hatta Podemos'un kendisini sol olarak tanımlamadığı gerçeği çerçevesinde o da ayrı bir tartışma ama biraz amiyane söyleyeceğim. Her iki hareketin liderleri şu anki Yunanistan Başbakanı Tsipras'la Podemos hareketinin başındaki Iglesias'la kanka vaziyetteler. Fotoğraflar, birbirlerinin mitinglerine, toplantılarına katılmalar, daha Syriza iktidara gelmeden sonra Syriza'nın iktidarına gelişini birlikte kutlamalar. İki tane örnek olay ve dünyanın da bu anlamda ilgisini çeken iki örnek olay ve hangi noktalarda ortaklar, hangi noktalarda farklılaşıyorlar kısaca değinmeye çalışacağım. Ama bu çerçevede niye konuşmanın başlığı kriz ve siyaset? Ve dolayısıyla bu bağlamda neoliberalizm karşıtı olarak tanımlanan hareketler ve mücadele pratikleri derseniz bizim açımızdan da işte Gezi ile başlayan bir süreç var. Onu da isterseniz tartışma kısmında şey yaparız ama bizde de mevcut siyasal yapıyla onun mevcut örgütlenmeleriyle bu siyasi partiler olduğu kadar mevcut diğer sendikal ve benzeri sınıf temelli olduğu iddiasındaki örgütlenmelerin de ne diyeyim genel olarak eleştirildiği, tartışıldığı, yetersizliklerinin üzerinde durulduğu bir süreçte toplumsal hareketler diye nitelenen faaliyetlerin oluşumu, siyasi partilerle ilişkileri tartışmanın bir boyutunu oluştururken Yunanistan'da da İspanya'da da örneğin aynı zamanda da bunların ne ölçüde yeni birer siyasal aktör olarak ortaya çıkacakları, mevcut siyasal çerçeve içinde yer alıp almayacakları, aldıkları takdirde onların kendilerinin geleceği hakkında bir takım tartışmalar, yani mevcut siyasi partilerden ne kadar farklı olup olmayacakları gibi tartışmalar da bunun önemini getiriyor. Ama belki de hepsinden önemlisi en başlangıç noktası da siyaset dediğimiz şeyin ne olduğunun yeniden tartışılmaya başlandığı örnekler bunlar. Ne olduğu, nasıl olması gerektiği, siyasal mücadelenin amacının ne olması gerektiği. Bu biraz hani karıştırdığınız zaman farklı pozisyonlar, farklı değerlendirmeler olmakla beraber bu konuda. Gerek Yunanistan'ya gerek İspanya'daki son 5-6 yıllık dönemi baktığınız zaman çok belirgin olarak gündemde klasik siyaset bilimi terminolojilere bakarsanız da olay sadece bir rejim sorunsalının sınırları içinde de ele alınmıyor. Dolayısıyla bir sistem sorunsalı meselesi de gündeme geliyor. Bu sistemin ne olup ne olmadığı birazdan değinmeye çalışacağım bir başka boyutu. Ama yine çok önem kazanan şey bu oluşumların ortaya çıkması ve bu tartışmaların yapılması tabiri caizse ortalık güllük gülistanlıkla olmuyor. O ülkelerin aynı anda ya da farklı ya da sistemin yani dünya kapitalist sisteminin
hangi aşamada, hangi konjonktürde olduğundan da yakından ilgili. Genel olarak da onun için öyle dedim. Sistemin gülistanlık olmadığı noktalara da literatür genel olarak kriz ya da bunalım olarak nitelediği için, ki o krizlerin nitelikleri de ayrı bir tartışma konusu. Krizlerin bu oluşumların ortaya çıkılıp serpilip gelişmesinde yahut da bir noktada tıkanıp kalmasındaki rolü yine bu tartışmaların önemli bir boyutunu oluşturuyor. Burada bir şeyi de hatırlatalım, hiç bu iki Yunanistan, İspanya örneklerine girmeden. Yani birazdan daha detayına gireceğimiz Yunanistan, İspanya örnekleri büyük ölçüde bu 2007-2008 küresel finansal kriz sürecinin ortaya çıkardığı oluşumlar. Tabii onların, her ülkenin kendi iç dinamikleri olmakla birlikte, ama bu krizlerle ülkedeki siyasal mücadele biçimlerinin bir biçimde hareketlenmesi veya değişim göstermesi illaki bu 2007-2008 sonrasına ilişkin bir olgu değil. Örneğin Türkiye ile aynı dönemde krize giren Arjantin benzer şeyleri getiriyor. Biraz sonra göreceğiz, İspanya'daki oluşum üstünde Latin Amerika deneyimlerinin önemli bir etkisi olduğunu hep söyleniyor, ama o kadar uzağa da gitmeyelim. 1999-2002 dönemini hatırladığınız zaman Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun da çok ilginç bir, bu anlamda değerlendirilmesi fazla da yapılmamış bir deneyimi olduğunu görüyoruz. Kriz ortamında işte bu memleket bizim, ortak vizyon vesaire hareketlerin, değişik toplumsal kesimlerin birlikte mücadele etme pratiklerinin yaşandığı, sonuçlar ne olmuş o ayrı bir tartışma. Dolayısıyla çok da uzakta değil bize de bir bakıma da. Öte yandan kriz dönemleri mutlaka bu tür radikal hedefleri, talepleri olan hareketleri doğurur diye bir beklenti içinde olmamıza da gerek olmadığını gösteriyor. Yine uzağa gitmeyelim. 2001 krizi çok ciddi bir kriz Türkiye'deki yapı açısından bakarsanız. Ama yani deyim yerindeyse, kriz neoliberalizmin daha sağlam, daha güçlü bir biçimde devamlılığını sağlayan bir etki de yaptı Türkiye'de de. Dolayısıyla o anlamda önden kestirmeye de gerek yok. Kriz olursa böyle olur ya da şöyle olur diye. Dolayısıyla ülke dinamikleri, oradaki toplumsal güç dengeleri falan da önemli. Tabii bir de genel olarak öyle diyelim, karşı hegemonya mücadelelerinin nasıl oluşturulacağına ilişkin belli bir birikimin, bir altyapının olup olmaması. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan konumuz olan iki ülke hakkında da bir iki çok kısa hatırlatma yaparsak, ilginçtir. Her ikisinin de 20. yüzyılda, birinin 1930'lar, öbürünün 1940'larda iç savaş deneyimleri olan ülkeler. Yani geçmişlerinde radikal, komünist, bugünkü terminoloji kullanıldığı biçimine isterseniz antikapitalist damarların ve mücadele pratiklerinin olduğu iki ülkeden söz ediyoruz. Devam eden süreç ne yazık ki İspanya'da işte yaklaşık 40 yıl sürecek bir faşist otoriter rejimi, bir Franco rejimini gündeme getiriyor. Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tırnak içinde Batı dünyasının bir demokratik üyesi, ama ciddi bir biçimde bir o sol geleneğin yenilgiye uğratıldığı bir süreç yaşıyor. Ondan sonra darbeler yaşıyor. Tekrar monarşi geri geliyor, cumhuriyete geri gidiliyor vesaire. İspanya'da da ilginç bir biçimde 40 yıllık şey bittiği noktada birleştirici unsur olarak cumhuriyet yani sürüp bir o anlamda ister başkanlık ister parlamenter sistem olsun, bir cumhuriyet rejimine değil bir monarşiye geri dönülmesi, Franco rejiminden Franco rejimi sonrasına geçişin bir monarşiyle bugün de hala devam eden bir monarşik demokrasi eğer demek gerekirse oluyor. Böyle bir ilginçliği var. Ona da kısaca değinmeye çalışacağım anlatırken biraz sonra. Ama bir başka ortak noktaları daha var. Bu
Birisi askeri rejiminin 74 Kıbrıs olayı üstüne devrilmesinden, öbürü işte Franco sonrasında başarısız bir askeri darbe teşebbüsü de dahil, her ikisinin de, yanlarına Portekiz'i de katmak lazım, demokrasilerinin sağlamlaşması diye ifade edilen, konsolidasyonu ya da diye ifade edilen süreçte bizimkinden çok daha farklı bir biçimde tabir caizse önce o zamanki adıyla Avrupa topluluğuna üye yapılıp sonradan ekonomilerinin ve toplumsal yaşamlarının o günün koşullarında Avrupa topluluğuna uyumlaştırması süreci yaşayan ülkeler. Halbuki 2000'li yıllardan itibaren süreç tersine döndü bildiğiniz üzere. Önce uyum gösterip sonra üye yapılması. Bu İspanya, Yunanistan ve Portekiz'de süreç daha farklı işledi. Gerekçe de bunlar şeyden yeni çıkmış, geçmiş kötü dönemleri olan otoriter rejimlerden yeni çıkmış, demokrasinin sağlamlaşması için böyle yapmamız lazım gerekçesiyle. Şimdi böyle baktığınız zaman önce birazcık İspanya'nın üstünde durmak daha önemli diye düşünüyorum. Syriza'ya yani Yunanistan'a daha sonra döneceğim. Çünkü mücadele pratikleri açısından çok daha öğretici diye düşünülebilir diye düşünüyorum İspanya deneyimi. Dediğim gibi öğrenebildiğim, izleyebildiğim kadarından yakın geçmişte. Şimdi İspanya bizden de aşağı yukarı karşılaştırılabilir büyüklükte bir ekonomiye sahip ve o tür istatistik bilgi yok gözümün önünde ama bakarsanız da Franco döneminden başlayarak bir miktar bize benzer bir biçimde işte otomotiv ve benzeri alanlarda bir sanayisi olmakla birlikte ağırlıklı olarak inşaat sektörü ve turizm sektörüyle büyüyen bir ekonomi ve aynı bizim gibi bütün Güney Avrupa yahut da Kuzey Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi 60'lı 70'li yıllarda 70'li yılların bir noktasına kadar emek fazlasını ihraç ederek Kuzey Avrupa'ya yaşayan, dolayısıyla turist gelirleri yanı sıra işçi dövizlerinden de dış kaynak gereksinimlerini sağlamaya çalışan bir ülke. Şimdi böyle bir ekonominin ilginç olan yanlarından bir tanesi o, bilinçli bir biçimde bir toplumsal modelin ufukta Franco'nun yaşama dolayısıyla siyasete vedası gözükmediği bir dönemde, ta 1950'lerde şöyle bir öngörüyle hareket ettikleri, herkesin ev sahibi yapılması proletaryanın ciddi bir siyasal güç haline gelmesini engelleyici temel bir meseledir diye bir saptamayla hareket ettiklerinin ilgili literatür altını çiziyor. Dolayısıyla İspanya öyle anlaşılıyor ki ciddi bir biçimde 1960'lı 70'li yıllarda artan bir inşaat sektörü faaliyetin yanı sıra İspanyol toplumunu konut sahibi, ev sahibi, kendi mülkünün sahibi yapma projesini hayata geçirmeye başlıyor. Ve o koşullarda baktığınız zaman İspanyol toplumu açısından İspanyol toplumu açısından 2007'de kriz geldiğinde nüfusun %80'ini aşan bir kesimi konut sahibi. Hatta yine bizden de kıyaslanabilir belli ölçülerde nüfusun kaçta kaçı, o farklılığımız ne kadar var yok. Ciddi önemli bir kesimi de ikinci ev, ikinci konut sahibi. Ve özellikle de 1997-2007 dönemi bu anlamda boom, patlama dönemi ekonomik açıdan baktığınız zaman ve
Nüfusun 2007 şeyine göre nüfusun %87'sinin konut mülk sahibi olması. Ve yine saptayabildiğim kadarıyla aynı dönemde örneğin Amerika ya da İngiltere'ye baktığınız zaman bunun %70'ler civarında olduğunu söylüyor veriler. Dolayısıyla kriz geldiği anda nereye vuruyor İspanya'da? Büyük ölçüde inşaat ve konut sektörünü vuruyor. Ve şöyle de bir şey var. O özellikle 97-2007 dönemindeki hızlı fiyat artışları şeyle onun işte tabir o sonradan kullanılan bir köpük yaratması, bir balon yaratması neyse. Ve bu çerçevede insanlar nasıl mülk sahibi oluyorlar? İngilizce lafın Türkçe karşılığına kadar bilmiyorum ama İspanya'da da bu süreçte bizde daha gecikmeli olarak gelen ve çok da henüz yerleşik bir hale gelip gelmediği tartışmalı mortgage denilen sistemle. Ki Anglo-Sakson dünyasında çok yaygın olan bir şey. Nedir o mortgage sistemi? Borcunuzu ödemeye başladığınız bir süreçte, uzun yıllar sürüyor bu, 10-20-30 yıllara gidebiliyor. Bir noktada işinizi kaybederseniz, düzenli gelirinizi kaybederseniz, borcunuzu ödeyemeyecek hale gelirseniz, konutunuzu da kaybetmiş oluyorsunuz. O güne kadar yaptığınız ödemeler ne olursa olsun. Bunlar zaten faiz. Dolayısıyla ciddi bir biçimde ne yapılıyor? Bu her toplumda aynı sonucu vermediğinin güzel bir örneği Ergin İmzalı arkadaşımız da şey yapabilir, zenginleştirebilir. 90'lı yılların başında örneğin İngiltere'de o zamanın koşullarında da bir kriz yaşandığı zaman da ciddi bir mortgage krizi vardı ve insanlar konutsuz oldu. Bu neyi getiriyor beraberinde? Ciddi bir sorun olarak birçok Avrupa toplumunda yaşandı. Konutsuzları, sokakta yaşamaya başlayanları, homeless dedikleri İngilizce. Şimdi böyle bir olayın şeyi itibariyle baktığınız zaman İspanya'da da 2007-2008'de o toplumun önemli bir kesimi, büyük çoğunluğunun konut sahibi yapıldığı bilinçli politikalarla şeyde kriz geldiği zaman ne oluyor? İşlerinden beraberinde de ne derler, başlarının üstündeki damı da kaybediyorlar. Böyle bir şeyin beraberinde ne geliyor? 2009 yılı o anlamda kriz ve ne, onu da altını çizeyim, detaya gerekirse döneriz. İspanya bu demokrasiye geçiş diye ifade edilen dönemin çok büyük bir bölümünü Sosyalist Enternasyonel üyesi Sosyalist İşçi Partisi iktidarıyla yaşıyor. 2004-2012 döneminde de yine aynı parti iktidarda. Farklı başbakanlar, farklı parti liderleri falan ama o detayı geçeyim. Kriz geldiğinde diğer bir deyişle Sosyal Demokratlar iktidarda. Sosyal demokrat iktidar çerçevesinde yalnız bir özellikleri daha var. Demin altını çizmedim İspanya ve Yunanistan'ın. Hepsi 2002'den itibaren Avrupa Para Birliği sisteminin de diğer bir deyişle Avro bölgesi üyeleri. Dolayısıyla Avro bölgesi üyesi olarak uymak zorunda oldukları bir takım temel iktisat politikaları şeyleri var. O çerçevede de krize müdahale biçimleri de Avrupa Birliği'nin yaptığı düzenlemeler. Ki Avrupa Birliği de oldukça hazırlıksız yasaklanan krize, o da ayrı. Onun uzatmayayım işin o kısmını. Ama 2009 başlarından itibaren artan evsizler sayıları ve bankaların, kim bu eve el koyanlar kim? Alacaklı bankalar, borcunu ödeyemezse mortgage borcunu. Dolayısıyla artan
sayıda insan bu duruma düştüğü zaman bir toplumsal hareket olarak İngilizce adından öyle söylüyorlar. Mortgage kurbanları ya da mağdurları diyebileceğimiz bir platform kuruyorlar. İngilizce öyle çeviriyorlar. İspanyolcası da var önümde ama bilmediğim bir dilinde şimdi şey yapmayayım. Ama dolayısıyla insanların mağdur edilmemesi için neler yapılabilir tartışması başlıyor. Ve bu hareket giderek güçleniyor. Tırnak içinde daha çok beyaz yakalıların aktif olduğu bir hareket. Ve kendi ifadeleriyle önemli küçük başarılar zinciri oluşuyor. Yani birlikte hareket ediyorlar ve insanların bir kısmının evlerinden uzaklaştırılmasının önüne geçmek için çeşitli şeyler. Bu işgaller olabiliyor. Polisin gelip evi boşaltmasını engellemek biçiminde olabiliyor. Yahut bankaları sıkıştırıp o mortgage borçlarının bir kısmının neyse sözlüğe bakarak bu lafı buldum. Bankaların o ne derler tahsil edemeyecekleri alacaklarını gayri kabili rücu borçlar olarak sayıp o insanların mortgage borçlarının bir anlamda silinmesi gibi sonuçlar veren, insanları o yükten kurtaran, o anlamda küçük başarılar da elde ediyorlar. Şimdi bunlar beraberinde ne getiriyor? Mümkün mertebe konut sorununun toplumsal bir çözümünü gündeme getiriyorlar. Ve yine uzatmayayım, bu bir sürü insanın hayatının alt üst olmasına tabii engel olmuyor ama esas itibariyle de rakamı görebilirsem söyleyeceğim. Sonuçta evet 2013 yani 4 yıllık 4,5 yıllık bir sürecin sonunda toplam içinde belki bir yüzdeye vurursanız az ama 800 civarında ne derler? İnsanın mortgage borcu nedeniyle evini boşaltılmasında, evsiz bırakılmasını engelliyorlar. Tabii bu haber oldukça bunlar, oradan oraya ülkenin değişik yerlerinde giderek artan sayıda da talep geliyor. İnsanlar o duruma düştükçe. Dolayısıyla doğrudan doğruya insanların günlük yaşantısını etkileyen bir sürece müdahale eden bir toplumsal hareket doğmuş oluyor. Bu çok o anlamda önemli ve dayanışma meselesini gündeme getiriyor. Fiili gündelik yaşamdaki karşılaşılan olumsuzluklara karşı dayanışma ve tabii bununla beraber de bir takım önemli ne diyeyim siyasal mücadele pratikleri geliyor. Şöyle bir şey var, bankalarında o anlamda bu kriz çerçevesinde izlenen, gerek sosyal demokratların, gerek seçimi 2012'de kaybettikten sonra muhafazakarlar iktidara geldikten muhafazakarların, Avrupa Birliği'nin kriz uygulamaları çerçevesinde işte bizde istikrar diye bildiğimiz, austerity'yi ne diye çevireceğiz? Kemer sıkma diye ifade edilen ya da 80'lerdeki Türkiye'de de alışık olduğumuz tabirle yapısal uyum diye ifade edilen politikalara uygun davranmak diye bir zorunluluğu var. Bağımsız sosyal bilimciler olarak 2000'li yılların ortalarındaki bir çalışmanın başlığı da oydu. Farklı hükümetler tek siyaset diye, yani iktidarlar fark etmiyor. Orta sağ ya da orta sol iktidarlar geliyor. Bir süre sonra o politikalar uyguladıkları için yıpranıyorlar. Yerine gelenler de aynı politikalara devam ediyor meselesi. Kemal Derviş'ten AKP'ye diye de düşünebilirsiniz. Fark etmiyor yani o açıdan. Dolayısıyla bu politikaların yıprattığı büyük ölçüde de insanların hem çalışma hayatlarını hem günlük yaşamlarını çok olumsuz etkileyen bu şeyine karşı tanımlanacak şey kim? Bunun sorumlusu olarak mortgage sisteminin uygulayıcıları olarak banka sistemi, finans sistemi. Dolayısıyla onlara karşı bir tavır.
Şimdi buradaki tartışmaya bırakacağım bu sorunun cevabı, ama soru şu. Bu tavır genel olarak da medyanın ve de bizlerin, akademiyanın neyse kullandığı bir tabir, her yerde kullanılmıyor ama öyle kullanıldığı için diyelim, bir neoliberal pratiklere karşı bir tavırsa, bu aynı zamanda antikapitalist bir tavır mıdır? Dolayısıyla sınıfsal bir tavır olarak görülebilir mi? Görülmeli midir? Yoksa tam tersine görülmediği ölçüde daha yaygın, daha etkin, daha kapsamlı programları gündeme getirebilecek bir stratejinin başlangıç noktası mıdır? Bu tartışma çok ciddi. Hem Yunanistan'da hem İspanya'daki şeyler açısından bakarsanız. Dolayısıyla beraberinde, yani bir taraftan da öyle diyelim, kitlesel olarak bu kemer sıkma politikalarına karşı 2011'den başlayarak ciddi, onu o tabiri kullanıyorlar, Türkçe'ye dalga diye çevirebiliriz herhalde. Sözlük anlamı onun, çünkü bizdeki medcezir, tight. Ama Türkçe daha çok dalga demek herhalde daha şey. Kitlesel dalgalar olarak Madrid'den başlayarak büyük kentlerin meydanlarında toplanıp, günlerce o meydanların işgal altında tutup hareketlenmesi. Enteresan tabii, 2011 başka Akdeniz'in başka taraflarında da benzer şeylerin, işte Arap Baharı diye özellikle Tahrir Meydanı falan, ama ne kadar bağlantılı ayrı bir tartışma. İspanya örneğinde baktığınız zaman 2011 Mayıs'ı çok önemli. Özellikle de ilk toplantının yapıldığı gün olan 15 Mayıs hareketi diye ifade edilen şey, ki medya onu kızgınlar ya da öfkeliler diye şey yaptığı için genellikle de İspanyolca'da da öyle ifade ediliyor. Bunların oluşturduğu bir dalga, vatandaşlar dalgası diye de İngilizce yine çevirmişler. Ne diyorlar temel olarak? Bu genel, demin söylediğim mortgage mağdurları vesairenin de bütünlüğü içinde baktığınız zaman, İspanya'nın ciddi bir ulusal borcu var, ödeme sorunları olan. Biz bunu ödemeyeceğiz çünkü bu bizim borcumuz değil diyorlar. Kimin borcu? Banka sistemine sorun. Banka sistemi zaten insanları evinden yoksun bırakan, morguç ödemesini yapmadın diye bir şey. Zaten orada bir şey var. Bir de ülkenin borcu varsa da, ülke biz almadık şahsen insanlar olarak. Kim aldıysa ondan sorun. Biz ödemeyeceğiz hareketi. Dolayısıyla 2011'den 2013'e baktığınız zaman, ki arada bir seçim var, 2012'de normal zamanda yapılan, o seçimde de fatura, ondan evvelki 8 yıllık iktidarı sahibi olan sosyal demokratlar açık aldığı için o günkü noktada muhafazakarlar, ama İspanya'daki muhafazakar partinin adı Halk Partisi, Halk Partisi iktidara geliyor. Ama iktidar değişiyor, el değiştiriyor, ama dediğim gibi hareket devam ediyor. Ama şöyle de bir şey var. Giderek yoksullaşma vesaire, insanların hayat standartlarının bozulması. Kıyasladıkları zaman daha eş zamanlı olarak bir iki sene farkından Yunanistan'daki kadar kötü değil. Ama işsizlik çok yoğun, özellikle de genç işsizliği neredeyse gençlerin çalışabilir yaş grubundaki gençlerin %50'si işsiz. Bu koşullarda ne yapacağız sorusu gündeme geldiği ölçüde de istemediğiniz kadar yürüyüş, işgal vesaire tartışma 2013 sonlarından başlayarak, ama 2014'ün ilk aylarında bir siyasal oluşum olarak ortaya çıkaracak. İspanyolca onu öyle söylüyorlar. Kolay telaffuzu da ben de söyleyeceğim. Podemos diye bir hareket çıkıyor. İspanyolca nasıl bileniniz varsa ben nasıl... Ama çeşitli yerlerden ilham alınmış besbelli, ama kısmen Obama'dan hatta, yapabiliriz diye. Podemos'un Türkçe karşılığı o. Yapabiliriz. Dolayısıyla
partinin adı o. Nereden geliyor? Bu öfkeliler hareketinin yarattığı çeşitli çok farklı çevrelerin, öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, kısmen de olsa sendikal kesimin, kısmen de olsa sendikal kesiminde katıldığı, işte 2011'den başlayıp 2013'ün sonuna kadar devam eden 3 yıllık bir hareketli dönem ve şunu da görüyorlar. Hangi parti iktidara gelirse fark etmiyor bir şey. İktidar değişti. Bizim konumuz değişmedi. Hatta giderek daha kötüleşiyor. Dolayısıyla şeyin bu siyasal yapının sorgulanması meselesi geliyor. Şimdi burada ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Çok ironik ama hani biz hep bir 12 Eylül rejimi, 12 Eylül'ün getirdiği bir devlet biçimi, anayasal 82 anayasasının belirlediği temel parametrelerden söz ederiz. Ona karşı ne yapılması konusunda çok farklı pozisyonlar olsa da muhalif çevrelerde, İspanya'da da bu tartışmalarla beraber bir kavram çıkıyor ortaya. Bu 78 rejiminden kurtulmamız lazım. 78 rejimi dedikleri ne? İspanya'da demokrasiye geçiş süreci. Franco 75'te ölüyor. 75-78 yeni anayasanın hazırlanması. 78'de de demokrasiye geçiş, işte aynı zamanda monarşinin yeniden kurulduğu bir süreç. Başarısız bir darbe girişim var 81'de ama öyle diyelim, ana hatlarıyla diğer unsurlarla olmakla birlikte bir orta sağ ve bir orta sol parti ile birlikte bir, bu yalnız dediğim gibi bu öfkeliler hareketinden işte mortgage mağdurlarından Podemos'a kadar giden süreçte siyasetin bir anlamda genel olarak olumsuzlaşması, olumsuz bir biçimde değerlendirilmesi, yaşandığı biçimle siyasal yapının ve dolayısıyla bunun sona erdirilmesi. Dolayısıyla krizden çıkış ve insanların bu işte neydi, kemer sıkma politikalarına ve onun getirdiği bir tür olumsuzluğa karşı çıkışının aynı zamanda da hani A partisi geldi, B partisi gitti ilan da bir şey değişmediğine göre siyasal sistemin çok ciddi bir temelden değişime uğratılması gerek. Podemos'un beslendiği şey o. Dediğim gibi işte bir takım küçük sol partiler var. Özellikle de bir Troçkist gruptan ayrılan bir fraksiyon olan antikapitalist sol ki 2000'li yılların ortalarında Fransa'da falan da böyle antikapitalist sol partiler, particikler ya da var. Onların da ne diyeyim, belli bir örgütünü, organizasyondan falan yararlanarak böyle bir şey çıkıyor. Ama hızlı bir biçimde 2014'ün başından sonuna, işte demin de söyledim, ben de 2014'ün sonuna kadar farkında değildim. Çok hızlı bir gelişme gösteriyor. 2014 Mayıs'ında, ki daha resmen kurulalı 2,5 ay olmuş, 1 küsur milyon oy alıyor ve Avrupa Parlamentosu'na 5 üye sokuyor, kendi parti başkanı dahil. Partinin başkanı kim? Ya da partinin yönetici kesimi kim? Hiç üstüme alınmadım. Bir grup siyaset bilimci. Madrid'in üniversitelerinden, tanınmış üniversitelerinden bir tanesinin de şey olan ve belli bir kendilerine göre de bir sol tavrı olan, onun da ne olduğuna çok kısa değineceğim. Ama kendilerini o anlamda da Marksist olarak tanımladıkları oldukça tartışmalı. Kendilerine radikal demokrasi projesinin sahibi olarak tanımlayan ve özellikle de Arjantin asıllı ama İngiltere'de şey yapmış, geçen sene de vefat eden siyaset bilim profesörü Ernesto Laclau'nun rahleyi tedrisinden geçmiş genç siyaset bilim profesörlerinin de olduğu bir grup. Çok çarpıcı olan da o. Bütünleştirici, kapsayıcı olmak için kendilerini bir sınıf partisi olarak tanımlanmadıkları gibi sınıf temelli bir siyaset üstünden bir iktidar stratejisi de kurmayacaklarını söylüyorlar. Bu benim Londra'da katıldığım toplantıda da dile getirilmişti. Sonradan
İngilizce bulabildiğim kadarından şeyde hep altını çizilen bir şey. Niye bu? Çünkü hitap ettiği kitlenin önemli bir kısmı kim? Beyaz yakalılar ve mülk sahibi, konut sahibi insanlar. Dolayısıyla onlara verilecek mesaj evet, korkmayın ama derdinize de ancak biz çare bulabiliriz. Dolayısıyla şöyle de bir şey söyleniyor. O da ayrıca detayına girmediğim için, hakim olmadığım için söyleyip geçeceğim. Bu bütün tabandan gelen, o öfkeliler hareketinden beslenerek gelen olmakla birlikte Podemos'un o siyaset bilimi profesörleri ya da sosyoloji profesörlerinden oluşan şeyi hızlı bir biçimde, öyle diyeyim, tipik bir Leninist parti olarak örgütleniyorlar. Ama bir önemli de farkları var. Medyayı çok efektif olarak kullanıyorlar. Hatta Avrupa parlamento seçimlerinde parti çok daha yeni kurulduğu için Podemos partiyi kimse bilmez. 3-4 senedir gayet etkili biçimde televizyonu kullanan bu siyaset bilimi profesörlerinden bir tanesi olan, sonra da parti lideri ve Avrupa Parlamentosu'na seçilen Iglesias'ın resmini koyuyorlar oy pusulasına. Dolayısıyla kişiyle partiyi özdeşleştiren de bir tavırı, bunların tabandan gelen aşağıdan yukarı örgütlenme dedikleri şeye ne kadar uyuyor bu iş diye de tartışmalarını da tabii beraberinde getiriyor. Eleştirileri beraberine getiriyor falan. Ama koydukları şey ne? Bir siyasal elit var. A partisi, B partisi fark etmez. Buna karşıyız. Ve dolayısıyla Laclau'dan gelen bir biçimde de kendi pozisyonlarını radikal popülist bir pozisyon olarak tanımlanıyorlar. Ve popülizmin işte IMF'den işte ve benzeri şeylerden gelen olumsuz olarak değil, tam tersine bir karşı hegemonik projenin siyasetinin tanımı, ismi olarak belirterek bir kendilerinde radikal popülist olarak tanımlıyor. Bir sürü tartışma geliyor, ona girmeyeyim ama geldiğimiz noktada Kasım 2015 yeni genel seçimler var. O işte önümüzdeki aylarda itibaren aynı zamanda da yerel seçimlerin falan olduğu bir ülke İspanya. Daha Londra'daki toplantıda beni çok çarpan da oydu. İktidara geliyoruz. Daha Syriza iktidarda değil. Onun için hep oyuna altını çiziyorum. İktidara geliyoruz. İktidara gelmemek temel strateji olduğu için bugüne kadarki sol partilerin Avrupa düzeyinden ağırlıklı olarak şeyinden, pratiğinden farklı hareket edeceğiz biz. Etmek zorundayız. Yani içeride 5 tane mi, 25 tane mi muhalefet milletvekili parlamentte olması önemli değil. Bak geçen seçimden bu sefer güçlendik demek şey değil. Çok temel meselelerimiz var. Ancak iktidara gelerek bunları çözebiliriz gibi bir tavır ve strateji. Şimdi bu beraberinde bir sürü dediğim gibi tartışmayı da getiriyor. Bunların daha soldan bir sürü eleştiriye maruz kalmalarına, onların zaten görünürde bütün sol seçmene hitap etmekle birlikte aslında burjuvazinin krizi aşmak için kullandığı bir maşa olduklarına kadar varan bir sürü eleştiriyle beraber de geliyor bu tartışmalar tabii. Ama bakarsanız kimisine göre de aldıkları o arkalarındaki radikal toplumsal hareketlerin getirdiği rüzgarı kullanarak da çok daha bir bir başka elitist parti haline geliyorlar. Tabii İspanya'yı düşünmek lazım. Bize benziyor anlamına söylemiyorum ama orada da bir ulusal sorun var. Hatta birden fazla ulusal sorun var. Bir Bask meselesi var. Katalan milliyetçiliği meselesi var. Ve dolayısıyla bunlara karşı tavırlarının da ne olacağı da Podemos'un şu ana kadarki tavrı o ki, evet, ulusların kendi kaderini tayin hakkına şeyiz ama İspanya'nın bütünlüğünden de yanayız. Yani Katalanların ya da Baskların ayrılmasından, bağımsızlığından da yana değiliz gibi bir o da ayrı bir takım tartışmalara neden oluyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında
iktidar ne yapıyor, bir muhafazakar iktidar ne yapıyor diye bakarsanız, son geldiği nokta, değişik noktalarda polisi vesaire şiddet kullanmak var ama 2015 başı itibariyle meclisten henüz geçirip geçirmediklerinden emin değilim ama henüz geçmemiş galiba. Yine İngilizce öyle çevirmişler, bir susturma yasası geliyor gündeme. Hı? Evet, o, ama İngilizce'ye çevirmişler, bu dalgayı geri çevirmek için ya da kontrol edebilmek için, dolayısıyla rejimin giderek otoriterleşmesi diye bir şey İspanya'nın da gündeminde. Altını çizeyim, Avrupa Birliği ülkesi bir İspanya'dan bahsediyoruz. Hani var ya, oraya gelersek otoriter eğilimlerin önüne geçeriz şeyi. Evet. Çok kısa, bir 5 dakikada da Yunanistan'a değineyim, ondan sonra tartışalım. Lafı uzattım biliyorum. Yunanistan bir miktar farklı. Şöyle farklı, hem görece çok daha şey bir ülke, küçük, çok daha az sanayileşmiş bir ülke, o da daha fazla ticarete, özellikle deniz taşımacılığı, turizm falan gibi şey. Demin de söyledim. 67-74 askeri rejiminden sonra demokrasiye geçiyor. Avrupa Birliği'nin kanatları altında demokrasi güvence altına alınıyor. Ve büyük ölçüde de bu dönemi, yani Avrupa Birliği üyeliğini 81'de kendini ulusal sosyalist diye niteleyen PASOK, Papandreouların partisi diye belki daha iyi bildiğimiz, onun iktidar döneminde geçiriyor. Arada ufak tefek gidiş gelişler var ama 2008 krizi vurduğu anda da yine öbür şey aile olan Karamanlis ailesinin o günkü temsilcisi istifa ediyor dönemini bitirmeden. Yeni seçimler yapılıyor. Tekrar PASOK iktidara geliyor ve krizi göğüslemek ya da bedelini ödemek de PASOK'a geliyor. Onun hikayesini anlatacaktım ama zaman kalmadı çok. PASOK iktidarı sonuçta nereye, nasıl bitiyor hatırlayalım. Bizde de bir miktar basına falan da yansıdı. Avrupa Birliği üzerinden iktidar, hükümet değişiyor. Bir tabir o. Teknokrat hükümeti kuruyorlar. Seçim, yani Papandreou istifaya zorlanıyor. Çünkü ona empoze edilen şeyleri ben halka sormadan uygulayamam. Ben bu şey üstünden seçilmedim diyor. Referanduma da gidemiyor. Neyse, uzun hikayenin kısası, bir Avrupa bürokratı, Avrupa Merkez Bankası bürokratı, bir eski kıdemli iktisat profesörünü getirip başbakan yapıyorlar. Öyle bir geçiş döneminden sonra, çok da sürmüyor, o 1,5-2 senelik bir şey. 2012'de seçime gidiyor tekrar Yunanistan. 2012 seçimleri bir kere gitmiyor. 2 aydan az bir süre içinde 2 kere seçime gidiyor. Ve sonuçlar şu anlamda ilginç. Oranın sağ partisi olan Yeni Demokrasi Partisi, Mayıs 2012'de, %18 nokta bir şey oy alıyor. Syriza ki ondan önceki son seçim olan 2009'da sadece ve sadece 4.6'sını almış oyların. Yunanistan'da şey %3. Bizde %10 olan şey %3. 4.6'sını almış olan 2009'da 2012 Mayıs'ta 4 misli arttırıyor, 16 nokta küsur oy alıyor. Milletvekili sayıları önemli değil, onu şey yapmayayım. Hükümet kurulamıyor, kimse çoğunluğa sahip değil. 1,5 ay sonra Haziran 2012'deki seçimlerin sonucu çok daha ilginç. Yeni Demokrasi %18'den %29.7'ye oyunu arttırıyor. Syriza'da %16 küsürden %27'ye. Her ikisi de %10-12 arttırıyorlar oylarını. Medyanın payı var mı burada? Valla vurgulanan bir şey görmedim ama olabilir. Yani şimdi aynı zamanda PASOK, yani
onların Orta Sol Sosyalist Enternasyonel üyesi Papandreou'nun partisine ne oluyor diye bakarsanız, 2009'da %40'la iktidara gelmişti. Mayıs 2012'de %13'e düşüyor oyları. %40'tan %13'e. Bizim DSP ile belki kıyaslayabilirsiniz 2001-2002 itibariyle. Haziran'da biraz daha düşüyor. Çok fazla değil. %1,5 falan daha oy kaybediyor. Ve dolayısıyla ortalıkta hiçbirinin yine tek başına kuramadığı bir koalisyon çıkıyor ortaya. Koalisyon nasıl bir koalisyon? İki eski büyük parti koalisyonu. Yani Yeni Demokrasi önderliğinde PASOK'la bir koalisyon yapıyor. Ve o koalisyonla geliniyordu 2014'ün sonuna kadar. 2014 sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini anayasanın onlara verdiği bir haktan yararlanıp Syriza Cumhurbaşkanı seçtirmeyerek erken seçimler sonucu biliyorsunuz. Syriza %36 ile birinci parti çıkıyor. Sadece iki sandalye eksiği olduğu için küçük bir sağ partiyle, ki o sağ partide Yeni Demokrasi'nin sağ kanadı olarak bilinen bir küçük parti, oradan kopanların kurduğu bir Bağımsızlar Partisi. Sonunda ortaya çıkan tablo ne? Syriza nedir? Kısaca da onu da söylemek lazım. Syriza Avrupa komünizmi diye ifade edilen 1970'lerde Fransa, İtalya başta olmak üzere İspanya Komünist Partisi de öyle. Moskova çizgisi. Oradan giderek kendini farklılaştıran ve seçimler yoluyla iktidara gelebileceğinin varsayımı üstüne yeni bir strateji oluşturan Avrupa Komünist Partilerine verilen şey. İsim kimisine göre de giderek sağa kayma vesaire diye, reformist falan diye yorumlanan bir şey, ama Syriza'nın kökenleri itibariyle bakarsanız Yunanistan tarihi itibariyle de ta 1940'larda bir iç savaş yaşamış, komünistlerin yenildiği bir şeyde, o koşullarda İspanyol Komünist Partisi'nin de ikili bir yapısı olduğunu, bir iç komünist, bir dış komünist diye ifade edilen bir yapı içinde Avrupa komünizmi çizgisini benzeyen kesimin zaman içinde gelişiminde ve diğer ufak tefek değişik boyutlar, siyasi ağırlığı anlamında ufak tefek diyorum, değişik grupları bir araya getiren, bir miktar toplumsal hareketi de içeren bir, kendilerini öyle tanımlıyorlar, radikal sol bir koalisyon. Ve koalisyon olmasının şeyi şu, partinin içinde de sol platform denilen bir partinin sol kanadı var. İsterseniz öyle söyleyelim. Bir de partinin dışında sol gruplar var. Eski Komünist Partisi, yani eski derken hala eski çizgisini izleyen Komünist Partisi bunlardan biri, ama onun dışında da çeşitli grupçuklar var. Ve bu bütünselliği içinde bakıldığında da ana çizgi, en azından iktidara gelmeden, daha 2012 seçimlerinden itibarenki pozisyonları, 2014'te yeniliyorlar, Avrupa Birliği'ne ve özellikle de Avrupa para sistemine kalacağız. Bizim seçmenimiz, bizim tabanımız bundan çıkmak üstünden kriz aşmamızı bize şey yapmıyor. Bunun içinde kalarak biz bu krizi aşacağız. Ama 5 yıldır bize uygulanan, empoze edilen politikaların yol açtığı bir insanlık krizi var. İşte evsizler, maaşları yarı yarıya kesilen emekliler, işlerinden atılan hatırı sayılır bir kamu kesimi çalışanı vesaire ve sayısız genel grev, sayısız eylem, sayısız miting, yürüyüş, sonuç ha PASOK iktidarı, ha Yeni Demokrasi iktidarı, ya da ikisinin koalisyonu değişmiyor. Bunu değiştirmek bize kalıyor, ama bu bize akıl veren bir kısım şeyin, ki parti içinde de var bu kesim, Avro sisteminin dışına çıkalım, dolayısıyla onların bize empoze ettiği şeylerden kurtulalım olamaz. Şimdi bu tartışma çerçevesinde son 3 aydır yaşanan şey, tam bugün tesadüf 3. ayı doluyor seçimden bu yana, 25 Ocak, 25 Nisan.
tartışmalar o ki Avrupa Birliği de kendi pozisyonundan Troika dedikleri yani üçlü IMF, Avrupa Merkez Bankası ve işte Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan üçlünün sizden önceki hükümete kabul ettirdiğimiz programdan cayarsanız kusura bakmayın. Sizin gayet sıkışık olduğunuzu da biliyoruz. Dış finansman şeylerinizi karşılamaya devam edemeyiz. Ya bu deveyi güdersin ya buradan gidersin türü bir tavır içindeler. Gelip tıkandığımız noktada her hafta o haftanın sonunda ne olacak? Teslim bayrağını mı çekecekler yoksa zaten görünen köy kılavuz istemez Avrupa Birliği sistemi dan çıkacaklar mı? Ona da bir isim koymuşlar. İngilizce, Türkçe'ye de soktular. Grexit diye yani Yunanların Avrupa Birliği para sisteminden dışarı çıkışı. Böyle bir kritik noktada. Ama içeride şunu da söylüyorlar. Yunanlı Syriza'nın genel çizgisini destekleyenler de dahil buna. Çok ciddi bir tehlike var. Şeyden vazgeçemeyiz. Toplumsal tanımımızın isteklerine aykırı bir uygulamaları benimsemekten mümkün değil. Yani bizi biz yapan unsurları dikkate alarak politikamızı sürdürmek durumundayız. Böylece bir kritik dönemece işte Mayıs'ın ilk yarısında bir tarih var o anlamda. Bu daha önceki hükümetle yapılan anlaşma. Çünkü 3 aylık bir zaman kazandılar iktidara geldikten bir ay sonra. 20 Şubat anlaşması var. O da işte Mayıs'ın belli bir noktasında da olacak. Ne olacak sorusu ciddi olarak gündemde ama başta söylediğim şeye dönersem temel meseleye bu tür hareketlerin ne tür toplumsal dönüşümleri gerçekleştirebilecekleri, gerçekten bu neoliberalizm karşıtı hareketlerin ve kazanılan mücadele pratiklerinin siyasi siyasal olarak iktidara geldikten sonra koydukları hedefleri gerçekleştirme şansları hem iç hem dış dinamikler ya da güç dengeleri açısından öyle söyleyelim isterseniz ve orada da susayım. Birer laboratuvar niteliği taşıdığına da kuşku yok. Hep beraber bekleyeceğiz. Ben kişisel olarak iyimserliği korumaktan ama böyle ne diyeyim belli olumsuzluklar yaşandığı ölçüde de biz zaten demiştik böyle olmaz. Çok daha radikal olmaları gerekirdi diye ahkam kesmekten de sakınmakta yarar var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bilmiyorum, biraz süreyi açtım galiba ama. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben mikrofonu alan bir... Ha, buyur. Bülent Tuna ben. Şimdi burada birkaç şey tartışmayı açtınız, onu devam edelim diye düşünüyorum. Bir tanesi mevcut geleneksel örgüt yapısının güvenilmezliği ve kitlelere çok yeterince cevap veremediği durumlarda gerek Syriza'nın, gerek Podemos'un, gerekse de Wall Street'teki işgalet hareketinin bir dönem yakaladıkları başarı, kavradıkları kitleler şu bu. Fakat bu güçlerinin öbür yanında da güçsüzlükleri var, lidersizlikleri var, bir örgüt deneyimi olmaması var. Yeterince yaratıcı mücadele yöntemleri biriktirmemiş olmalarının getirdiği bir şey var. Bu avantaj ve dezavantajların önümüzdeki dönemde başka örneklerinde göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki klasik partilerin işte yıllardır denenmiş kendi kalıpsal şeyleri de olabiliyor. Bu bir dezavantaj getiriyor çözüm gelmemesinden dolayı. Ama düzenin de getirdiği o tür hareketleri bir evcilleştirme pratiğinde görüyoruz. Almanya'da kendisine parti demeyen Yeşiller Hareketi bir süre sonra bir tür düzenin restoratörü gibi de görülmeye başlandı. Bu konuda Türkiye için de benzer tartışmalar, çok heyecan yaratıcı Gezi Hareketi'nden sonra benzer tartışmalar yapıldı. Bu bakımdan dünyadaki örnekleri de incelemekte
fayda var diyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir başka sempozyumda iktisat açısından da konu incelendiğinde Profesör Ali Tonak Siriza'yı yakından tanıdığını Ahmet Tonak yakından tanıdığını izlediğini hatta ilk defa izlediğini ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde bankaların devletleştirileceğini söyledi. Bu tabii kehanet gibi söylemedi. Bunun doğal sonucu bu olması gerekir. Yani başka çareleri yok gibi. Orada da tartışıldı. Yani Fransa'daki 80'lerde Mitterrand'ın banka devletleştirilmesinden 2-3 sene sonra vazgeçmesi gibi. Şimdi yine benzer hareket bunlar için de geçerli. Konut sahiplerinin yani evleri mülklerinden edinilen konut sahiplerinin beyaz yakalıların büyük ölçüde desteklediği bir hareketlerin kapitalizmin çok radikal bir şekilde değiştirilmesini, köklü bir değişikliğe uğratacak şekilde değişmesini hedefleyip hedeflemedikleri tartışmalı. Bu konuda da sizin öngörünüz nedir? Onu da öğrenmek isterim doğrusu. Bir de bir şey var, bu konuda bilemiyorum. Neoliberalizm diye siz de çok kullandınız. İktisatçılar da uyardı. Neoliberalizm, liberalizmi aklamasın. Aslında şu anda liberalizmi tartışıyoruz. Sonuçta kapitalizmi köklü olaraktan irdelememiz gerekir diye bir şey dile getirdiler. Özür dilerim, uzattım. Bir şey daha sormak istiyorum. Avrupa bölgesinin sorunlarını yaşıyor bu iki ülkede. Yunanistan'da bazı ufak örnekler mal değişimi gibi çok çok eski dönemlerin mübadele dönemlerine örneklerini de gördük. Gutschein örnekleri olabilir mi bu ülkelerde? Yani avroyu değiştirmeden, oradan çıkamadan eski dönem yine Hitler döneminde de yapıldığı gibi bir ara Türkiye'de de çift para gibi bir şey. Evet Gutschein'lar hazırlanması ve iç piyasada mübadeleyi sağlayacak bir kolaylık olabilir mi? Bunda bir bilgi verirseniz sevinirim. Bir iki varsa isterseniz de başka sor. Şey yapalım. Şimdi ortak Remzi Çelik ortak iki tane konuyu öğrenmek istiyorum. Bu neoliberal politikaların karşısında olan tepkilerin ortak bir şeyi var. Çevre ayağı ve yolsuzluklar. Yani bu ülkemizde çok yaygın. İspanya inşaat tarafıyla belki çok benzeyebilir. Yunanistan'da yolsuzluklar tarafıyla bize daha yakın olduğu için belki şey yapabilir. Bu iki konu burada paralel nasıl şekillendi? Böyle bir bilgi verebilirseniz varsa. Peki isterseniz şey yapayım sonra. Şimdi eski bir şey çıkacak ağzımdan. O terminolojiyle böyle zecri tedbirler denirdi. Yani istenilmeyen ama zorunluluktan olan şeyler. Bir kere olabilir, gelebilir, zorunlu olabilirler ama bankaların devletleştirilmesi denen şeyin ne anti-neoliberalizm isterseniz deyin, bırakın ki anti-kapitalist hiçbir yanı yok. Bizdeki TMSF ve benzeri şeyleri hatırlayın 24 Ocak'tan başlayarak. 1980'lerde Meksika, Şili gibi, hele ki Pinochet Şili'sinden söz ediyoruz. Oralarda sistem tıkandığı noktada bankaların devlet... Geleceğim 2009 sonrası, 2008 krizi sonrası İngiltere'de ya da zaman zaman Lehman Brothers'ı batırdı George Bush ama işte kurtarılan bir takım başka finans kuruluşları vardı. Dolayısıyla yani siz ne derler belli noktalarda belli kurumların yaşaması gerekliliği duyulduğu zaman bankalarda devletleştirilebiliyor. Sonra bir zaman geliyor, Şili, Meksika örneklerinde olduğu gibi yeniden onlar özelleştiriyor falan.
Dolayısıyla kendi başına bir şey olarak görmeyelim bu mülkiyet meselesini. O açıdan gerek Syriza'nın gerek Podemos'un böyle bir şeyi temel bir mesele olarak gündemlerine almamasını da bence sadece yeterince radikal değiller diye eleştirmemek lazım. Kişisel bakışım öyle. Şimdi bu tabii şeyi de beraberinde getiriyor. Neoliberalizm, liberalizm meselesi. Bir takım şeyler fazla kullanıldığı zaman terimler tabiri caizse suyunu da çıkarmıyor değiliz. O da bir gerçek. Ama neoliberalizm bence sadece bir iktisat politikası şeyi değil. Ya da işte daha çok devleti küçülten piyasaya ağırlık veren falan gibi. Evet o yönleri de var ama bir bütünselliği dolayısıyla da insanların ben öyle hegemonik bir niteliği diye bir şeyden söz edeceksek insanların kendi gerçekliklerini de ona göre tanımlamaları meselesini getiriyor. Dolayısıyla herhangi bir ülkede daha önceki dönemdeki yapının kendine özgü ülkeden ülkeye değişen farklılıkları olsa da diyelim ki genel olarak Batı Avrupa'da bir refah devleti bizde işte daha İtalika bizim gibi ülkelerde ya da daha İtalikameci işte vesaire diye yine devletin belli ölçüde kaynak dağılımında belli bir ağırlığı olan özellikleri olsa da değişik biçimlerde de olsa insanların daha kolektif temelli bir takım haklar üstünden kendilerini tanımlamaları söz konusuydu. Dediğim gibi A ülkesi, B ülkesi gelişmiş kapitalist ülkeler arasında bile o anlamda farklılıklar olsa bile. Ama bu neoliberal denen dönemin bence en önemli şeylerinden bir tanesi o. Kendinizi nasıl tanımladığınızın adeta değişmesi söz konusu. O yüzden önemli insanların işte mortgage yoluyla, tüketici kredisi yoluyla vesaire tüketici olarak, temel olarak tanımlanması. Vatandaşlığın adeta yeni tanımının tüketici olması ve onun beraberinde getirdiği borçlu vatandaşlık diyebileceğimiz bir şeyin ortaya çıkması. Ve işin kendi, her insanın da kendi gerçekliğini ona göre tanımlaması dediğimde o, yaşam biçiminizin ona göre tanımlanması. Bunun bizdeki AKP dönemine özgü, ne diyeyim, fırça darbeleri de yok değil. Ama esas itibariyle bu temel ortak özellik olarak ortaya çıktığı ölçüde buna karşı tavır alınması meselesi de mutlaka ve mutlaka ne diyeyim daha farklı bir toplumsal düzene yani kapitalist olmayan adına 21. yüzyılın sosyalizmi 21. yüzyılın komünizmi diyenler de var olmak zorunda da değil. Ama hiç kimse şunu da söylemiyor görebildiğim kadarından. Yunanistan, İspanya ya da başka yerlerde 1980 öncesi türden bir kapitalizmin günümüzde bir gerçekliği olabileceğini. Dolayısıyla ama o tür arayışlar da var ve toplumsal tabanı geniş, daha doğrusu o yoksunlaşan, mağdurlaşan şey yaygınlaştıkça toplumsal kesimler onları bir bütünlük içinde tutabilecek bir stratejinin de kendini o anlamda antikapitalist olarak tanımlamaması. Şimdi buradan itibaren de tartışma başlıyor. Yani nasıl bir tartışma başlıyor? Diyelim ki işte İspanya'daki örneğe itibariyle bakarsanız 78 rejimine karşı olmak ne demek? A partisi ya da B partisi ve onların temsil ettiği, onların destekleyen finans kapital çevreleri vesairenin üstünden bir ne diyeyim? Tırnak içinde siyasal anlamda söylüyorum bir düşman diye tanımlarsanız yani mevcut düzenin kaymağını yiyenler kesimi olarak tanımlarsanız ona karşı bir tavır. Bu Amerika'da falan Occupy falan diyen hareketlerle de ortaya çıkan şeyi Avrupa'ya da taşıyorlar. %1, %99 bize de biraz kopyacılık biraz bence çok da fazla bir toplumsal tabanı olmadan da bizde de bunu ne diyeyim bu terimlerle son 1-2 yıldır siyaset yapmak isteyen kesimlerde yok değil. En azından bu terminoloji kullanıyor ama bu açıdan bakıldığı zaman bu %1, %99 üstünden okuduğunuz şeyde kapitalizmi bir sistem olarak, bir toplumsal düzen olarak değil, onun belli bir işleyişine karşı bir tavrı içeriyor. Dolayısıyla da %1, %99 dediğiniz şeyde de sınıf mınıf yok.
Onu kaymağını yiyenlere karşı tavır almak var. İngiltere'deki deyimiyle şişman kedilere karşı tavır almak var. Mesela İngilizlerin kullandığı deyim o. Kaymağını yiyenlerin %1 İngiltere'de şişman kediler. Ya da aşırı besili kediler nasıl denirse. Şimdi öyle tabir ediyorlar. Şimdi bu illaki bir sistem karşıtı bir tavır mı? O çok tartışmalı. Ama yaşanan süreçten giderek olumsuz etkilenen ve sayıları, nicel sayıları artan kesimlere de bir mesaj vermek. Ve onun da hatırı sayılır bir kesimi, ne bileyim, mortgage'ını ödeyen ama çocuğunu okula gönderebilen, altında arabası olan bir kesimin yoksullaşıp daha uç noktaya gittiğiniz zaman evsizleşip sokağa düşmesi, aş evlerinden, Yunanistan, İspanya gibi yerlerde bunlar gündeme geliyor, aş evlerinde sıraya girip beslenmesi, ya da işte Hindistan ve benzeri yerlerde alışık olunan böyle garip işte derme çatma naylonlu ya da bizim tekel işçilerinin direniş sırasında gördüğümüz türden barınma biçimlerinin gündeme geldiği bir Avrupa Birliği ülkelerinde bunlar yaşanıyorsa onun adını öyle yiyorlar. Bir, bu insanlık krizidir. Buna esas olarak çözüm bulmamız lazım. Syriza'nın da şeyi bu, Podemos'un da şeyi bu. Ortak bir noktası da o. Bu ne için de gerekli? İktidara geldikten sonra da bu kesimlerin sorunlarını göz ardı ederek biz o bize belli politikaları, kemer sıkma politikalarını empoze edenlerle müzakere edemeyiz. Kendi kendimizi inkarımız olur gibi bir tavır. Tabii nasıl sonuç verecek onu göreceğiz. Yani çok kritik bir süreç Yunanistan'da şu günlerde yaşanan, İspanya için de ayrı. Ama bir şey daha söyleyeyim. İngilizcesinin aklıma gelmiyor. Türkçesini de dolayısıyla bilmiyorum. İspanya'da bundan kendince ne diyeyim örnek çıkaran, ders çıkaran benzeri hareketler ama Podemos da kendini sol olarak tanımlamamakla beraber tanımlamaya çalıştığı şeyin dışında ama yine bireylere hitap eden, şimdi tamamen benzetme yapacağım. Bizdeki Genç Parti ya da bu zamanlarda 50 gazetelerde tam sayfa ilan veren bir mine öyle bir şey var, görüyorsunuzdur. Bir hareket var öyle. Birçok gazeteye tam sayfa ilan veriyor. Şimdi öyle bir şey var. Tam sayfa ilan veriyor gazetele falan. Bu tür şeylerin gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi seçime giden bir ülke İspanya'da da önümüzdeki 6-7 ay sonra. Şimdi böyle dolayısıyla mevcut siyasal partilerin büyük ölçüde inandırıcılığını hatta o an öyle o tabiri kullanıyorlar. Bir meşruiyet krizini yaşadığı bir süreçte madem Podemos türü şeyler gündeme geliyor, aynı yöntemlerle alternatifler oluşturabilir miyiz arayışları da gündeme geliyor. Bu da işte benim demin söylediğim neoliberal diye ifade edilen şeyin insanların kendi gerçekliklerini onun terimleriyle tanımlamaya başlamasının bence siyasal alana da acaba yansıtabilir miyizin şeyleri geliyor. Son sizin söylediğiniz sonra diğer şeye geçeyim. Bu dediğiniz şey tartışılıyor yani. Çıkmadan çıkılır mı? Alternatif yaratılır mı? Şimdi Ergin benden eminim çok daha yetkin bu boyutuna işin ama bu tartışmaya. Financial Times türü şeylerde daha Syriza iktidara gelmeden de şu tartışma vardı. Canım bunu böyle sürdürmek şey bu zaten bu avro sistemi baştan sakattı. Biz bunu söyledik. Yani dünya kapitalizmi, avro sistemi türü para sistemlerinden var olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da Avrupa'nın geleceğini, Avrupa kapitalizminin geleceğini bu avro sisteminden eşitlemenin ne anlamı var? Çökerse çöksün ne gelebilecek argümanlar ciddi ciddi tartışıldı. Dediğim gibi Ergin onu çeşitli yazılarında falan da değindi zaman içinde. Şimdi dolayısıyla da gelinen nokta çıkarsa çıksın. Biz yeterli önlemimizi de aldık. Yunanistan'dan sonra sıra İspanya'ya, Portekiz'e, İrlanda'ya gelir diye endişe etmeye de gerek yok. İşte biz de çünkü bu son 5-6 yıllık süreçte yeni kurumlar geliştirmeye çalıştık. Avrupa ne sistemi diyorlar ona? Biz
Bankalar Birliği düzenlemelerine falan gittik. Ama olan biraz Yunanistan olur, onun da yarattığı dalgalar olur. Grexit olmaz, Grelimbo mu olur? Yani Yunanistan böyle bir çalkantıya düşerse bu çalkantının etkilerini Avrupa sistemi de duyabilir ama mesele değil diyenler de var. Dolayısıyla yani Yunanistan üstünden çok büyük endişe sistem açısından düşünmez noktaya gelmişler. Ne derler? Bu şimdi söyleyeceğim şey anlamlı bir benzetmeme emin değilim ama 1970'lerin ortalarından 1980'lerin ortalarına önce Türkiye ardından bir sürü Latin Amerika ülkesinin yaşadığı dış borç bunalımında da başlangıç endişesi Türkiye'ye ya da Brezilya'ya ya da Şili'ye ne olur değildi. Çok sayıda ülke ödemem derse onlara borç veren bankalar sistemine ne olurdu? Ve bir de bunlar birlikte hareket ederlerse bir borçlular grubu oluştururlarsa ne yaparızdı? Bu ikisini de hallettikten sonra ki o süreç onların halletme sürecidir. Hiç dert değildi ondan sonra ülkeler. Evet %1000 enflasyon yaşayan Arjantin, Brezilya falan vardı ama ne yapalım? İşte, şimdi biraz öyle bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Yunanistan o zamanki tabir de oydu. Bugünlerde kullanmıyorlar gerçi Avrupa Birliği için ama Avrupa Birliği içindeki kriz için ama her ülke, öyle diyebilirsiniz. Her koyun kendi bacağından asılır. Case by case approach diyorlardı İngilizce. Borçlu ülkeleri tek tek karşımıza alırız. IMF'si ve alacaklı ülkeler grubu ve bankalar grubu hallederiz. Şimdi biraz oraya getirdiklerini düşünmeye başladım ben. Yunanistan'la olan meseleyi Yunanistan'la hallederiz. Edemezsek biz sana doğru yolu gösterdik. Sen bizi dinlemediysen bedelini de sen ödersin gibi bir tavır. Ondan ona da sıçramaz gibi bir anlayıştalar. Göreceğiz. Şeyim o. Haklısınız. Değinmem gereken iki boyutu getirdiniz. Özellikle İspanya, tabii bizimkinden kıyaslanır mı tartışalım. Kral feragat etti farkındaysanız tahtından. Oğlu geçti. Başbakan, şu anda hala başbakanlık koltuğunda oturan siyasetçi dahil bir sürü ön plandaki şahsiyet hakkında çok ciddi yolsuzluk tartışmalarının, iddialarının olduğu bir ülke İspanya. Dolayısıyla da onların o meşruiyetini kaybettiği, toplumsal desteğini kaybettiği ve dolayısıyla hem toplumsal hareketlerden gelişmesine ivme kazandıran hem de Podemos gibi oluşumlara güç katan bir şey olarak gözüküyor yolsuzluklar. Bizde onun karşılığı var mı yok mu dediğim gibi tartışırız ama yolsuzluk önemli bir boyut. Şeyde de yolsuzluk diye gelmese bile Yunanistan'da çok ciddi bir mesele vergi kaçakçılığı. Ne derler? Tuzu kuruların vergi vermediği bir ülke Yunanistan. Tuzu kuruların vergi vermediği bir ülkede tuzu kurulara nasıl vergi verdiririz noktasında Syriza hükümetinin tavrı da o. Evet biz bu konuda tırnak içinde reform gerektiğini kabul ediyoruz. Ama bu reformu yapabilmemiz için Avrupa Birliği de bize destek versin ki bizim dış kaynak gereksinimimize bağımlılığımız da azalsın. Kendimiz kaynak yaratabilelim. Alamadığımız vergileri alalım. Bu konuda reform yapmaya biz hazırız diyorlar örneğin. Bu önemli bir boyutu. Çevre meselesi İspanya'ya ilişkin bilmiyorum. Ona bir şey söylemeyeyim. Ama Yunanistan için önemli. Çünkü aynı bizdeki Bergama ve benzeri şeyler anlaşılan Yunanistan için de geçerli. Ve o tür projeleri durduracağını söyledi Syriza iktidara gelir gelmez. Özellikle Selanik çevresinde falan doğal güzellikleri falan olan bölgelerde bu tür şeylere karşı. O açıdan da o toplumsal tabanı olan hareketlerin bir boyutu da anlaşılan Yunanistan'da da çevre duyarlı hareketler.
Ben başka. Buyurun. İsmim Kemal Kara. Pardon. Türkiye'ye gelirsek hocam, şimdi Türkiye'de ekonomi inşaat ve rant üzerinden yürüyor genelde. Peki bizde öyle bir kırılma yaşanabilir mi? O söylediğiniz o kriz bizde de yaşanabilir mi? Öyle bir durum olabilir mi? Şimdi yani, böyle Mimarlar Odası'nda böyle bir toplantıda Türkiye'deki inşaat sektörü üzerine bir şey söyleme içinde miyim bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Biz hatta Sami Bey'le ilk konuştuğumuzda bana bir sağ olsun bu konuşma fırsatını vermek için ilk aradığında ne konuda diye de konuşmuştuk. Ben dedim ki iki konu olabilir. Biri işte bugünküydü, ona karar verdik sonunda. Öbürü de biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir küçük çalışma grubu olarak bir Avrupa Birliği'nin desteklediği bir finansallaşma projesinin yürütücüleriyiz. Onun bir ayağı da tabii ki inşaat sektörü ve de yapılı çevre. Ben de bu jargonu yeni öğrendim. Yapılı çevrede ne oluyor? İstanbul, Ankara özellikle üstünden de. Yine burada sağ olsunlar bize epey yardımcı oldular. Geçen sene geldik, konuştuk falan. Onun için diyorum, şimdi söyleyeceğim, sınamak için de öğrendiğimiz var, şeyler ne kadar geçerli ya da gerçekçi siz takdir edin ve sorgulayın, hayır öyle değil deyin. Aklımda yer eden şey şu, değişik görüşmeler falan veyahut da yazılı olarak da eriştiğimiz kaynaklardan bir iki kategori üstünden, özellikle İstanbul için bunu söylüyorlar. Bir metrekaresi 5000 dolar üstünden bir şey var. Orada bir köpük olabilir. Orada bir arz fazlalığı, talep eksikliği olabilir. Bu konut ve işte iş yeri, neyse, rezidans ne diyorsanız, AVM'ler falan için. Ama bir de bunlar hep geçen senenin rakamları. Dolar daha farklıydı o noktada. Şimdi değişmiş olabilir. Ortalama 1500 metrekaresi, ortalama 1500 dolar civarında olan şey içinde, konutlar içinde bir arz eksikliği var, bir talep var ama karşılığı yok. Şimdi dolayısıyla da genel anlamda bir şey, köpük, balon ne dersiniz, yok. Şimdi bunun üstünden bakarsanız hani hala da inşaat sektörü izleyebildiğim kadarından durgunluk içinde falan diye tartışılsa da işte meşhur projelerini pazarlamaya çalışıyor. Televizyonlarda, gazetelerde şu bu. Ama bir taraftan da ne kadar yaygındır o ayrı bir tartışma. İşte 36 ay vadeli sıfır faizli memle projeleri yahut da çıkıyorlar devlete diyorlar ki Çatalca tarafında çok hazine arazi var, bize bunları verirsen biz de ucuz konut yaparız falan. Böyle bir enteresan da bir durum var. Bir taraftan da yine gayrimenkul yatırım ortaklıkları denilen bir şeyin mantar gibi bitip giderek sayısının çoğalması vesaire. Şimdi böyle bir şey, dolayısıyla İspanya vari bir şeyin ama bizde olmadığı açık ortada. Yani bir kere mortgage sistemi o kadar yerleşik değil. Nedenleri ayrı bir tartışma. Dolayısıyla hani insanların borcunu ödeyemediği için oturduğu konuttan kapı dışarı edilmesi bir toplumsal mesele olarak gündemde değil. Belki teknik oluyor, onu bilemiyorum ama ciddi bir toplumsal mesele olarak gündemimize gelmiş değil. Dolayısıyla buna bağlı olarak Türkiye'deki, ama 3 senedir de duraksayan, en azından resesyonda olup olmadığını tartışılan bir Türkiye ekonomisi var. Bu Türkiye ekonomisinin dış kaynaklara bağımlılığı çok belirgin ve dolayısıyla da en başta söylediğim noktalardan biri de oydu. Mutlaka toplumsal ve siyasal değişimi krizlere bağlamamız da gerekir diye, ya da kriz beklentisine bağlı olarak ne derler, şikayetçi olduğumuz, hoşnut olmadığımız şeyler değişir diye bir şey içine de girmemek lazım. Yani mücadele pratiklerini illaki kriz gelsin ondan sonra hani diye de düşünmemek lazım diye düşünüyorum. O açıdan bilmiyorum, dediğim gibi kesin bir şey söyleyecek şeyde hissetmiyorum kendimi. Bu söylediğim şeyler de ne kadar geçerli
2014'ün bir noktasında söylenen şeylerdi. Hala geçerli mi değil mi? Aşağı yukarı bir yıl geçti aradan bu araştırmayı biz yapalı. Geçen yazdı. Henüz değil. Henüz değil. Yani ama yakında. Yakında. Ergen Yıldızoğlu. 2-3 konuya değineceğim. Bunlardan benim de çok kafamı kurcalayan konular. Bir tanesi ilk konuşmacının işaret ettiği geleneksel örgüt yapılarına ilişkin sorun. Ben çok özellikle Gezi olayı sırasında kafamı epey kurcaladı bu konu. Benim geldiğim sonuç şu tarihe de bakarak burada. Sonuç, problem geleneksel örgüt yapılarından kaynaklanmıyor bence. Geleneksel siyasetten kaynaklanıyor. Çünkü bir örnek olarak mesela Bolşevik Partisi'nin ortaya çıkış sürecine baksak, ikinci internasyonelden gelerek, önce siyasetleri değişmeye başlıyor ve bu siyasetin gereği parti beraberinde şekillenmeye başlıyor. Ve bir sürü demokratik özelliğini, seçime dayalı özelliğini de hep koruyor uzun bir süre. Dolayısıyla sorunun aslında elimizdeki var olan araçlardan değil, siyasetten kaynaklandığını düşünüyorum. Siyaset değişmeye başladıkça hangi araç, bu araçların da ne şekilde değişeceğini bilebiliriz gibi geliyor. Sistem karşıtı ne? Bu da enteresan bir soru. Çünkü sistem karşıtının ne olduğunu düşünürken kafamızda alternatif sistemi inşa etmeye ya da hayal etmeye çalışıyoruz galiba. Ben burada daha mütevazi davranmaktan yanayım. Karşıt olduğumuz şeyler için mücadeleyi sürdürürken bunların ortaya getireceği yeni biçimleri bir anlamda birbirine dikerek yeniyi kurmaya çalışmak gerekir gibi geliyor bana. Son olarak da şöyle bir Galip anlatırken enteresan bir dizi oluştu. YDP ile PASOK bir araya geliyorlar, onlar başarısızlaşıyorlar, sola doğru kayıyor. Şiriza iktidara geliyor. Peki Şiriza başarısız olursa ne olacak? O zaman dönüp sol hareketin durumuna bakmak gerekir. Sol hareket ne yazık ki şu anda böyle bir olasılığı da böyle bir olasılıkta kendisinin nerede olacağı konusunda hiçbir fikri yok. Hala işi gücü Şiriza'yla uğraşmak. Ve Şiriza'yı sürekli sen zaten sağcısın, sen zaten şucusun, sen ben birisin filan diye. Ama Şiriza bir çökerse şu anda onun yerine sola doğru kayma eğiminde olacak olan dalgayı toplayacak bir şey yok. Bu arada halbuki tartışmaların içinde bulunmayan bir şey var. Devletin askeri, polisi, gizli örgütleri, yasaları, yargıcı vesairesi olduğu gibi duruyor orada. Ve hemen ortalığı toplayıp sıkı bir ceketi topluma geçirmek şansına da herkesten daha fazla sahip. Dolayısıyla bu üçünü birleştirmek gerekir, bu söylediğim üçünü birleştirmek gerekir gibi geliyor bana. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani bizim Yunanistan seçimi sonrasında Sami Yılmaz Türk, herkes kendisini Siriza'ya benzetti. Bununla ilgili bir takım Türkiye'de beklentiler oluşmaya başladı. Çünkü Türkiye'de de ciddi bir kriz öncesi yaşanıyor. Sık sık basından öğreniyoruz. Ekonomistlerin söylediği bir rakamlar var. Kredi kartı borçlusu 54 milyon civarında. İşte İstanbul'da 1 milyon konut fazlası var. Satılamıyor. İnşaat sektöründe ciddi bir borç var. Borcu yeni inşaatlarla, yeni kredi olanaklarıyla hep öteleme söz konusu. Ve hemen Yunanistan ve İspanya akla geliyor. Acaba Türkiye'de de bir şey olabilir mi diye. Bir kriz ve arkasından kitlelerin mevcut sisteme alternatif arayışı olur mu diye bir beklentisi var. Halbuki İspanya'da siz de söylediniz, Yunanistan'da da benzerlikleri, geçmiş bir iç savaş deneyimleri var. Demokrasi mücadeleleri var. Diktatörlüklere karşı iki tarafta da mücadele geleneği var ve güçlü sendikal örgütlenmeleri var. Türkiye'ye baktığımızda bugün dahi, Gezi sonrasında dahi
bir örgütlenme ya da alternatif oluşturma olanağı, beklentisi böyle bir krizde mümkün olabilir mi? Evet, yani ilginç bir zaman dilimindeyiz. Yani ona hiç kuşku yok. Şöyle bir şeyi de hatırlayalım. 2008-2009'da yine Financial Times, Economist falan gibi şeyler kapitalizmin geleceğini sorgular noktadaydılar. Marx'tan, Das Kapital'den alıntılar gırla gidiyordu bu tür dergilerde ya da gazetelerde. Ne kadar zamanında doğru saptamalar yapmış şeklinde üstelik. Sonra ama bu hızlı geçildi bu dönem. Ve demin Ergin'in de işaret ettiği sorular da şey, çeşitli kurtarma operasyonları ve banka sisteminin bir sürü kriz yaşayan ve çok ciddi sorunlar yaşayan ülkeler sırf Akdeniz'den de sınırlı değildi aslında bakarsanız. İzlanda çöktü, bilmem ne, böyle örnekler de var. Ya da Baltık devletlerinde de benzeri şeyler yaşandı. İşte Macaristan yine hakeza. Dolayısıyla ne diyeyim, o zaman diliminde ilk şok tabiri caizse atlatıldıktan sonra, İngiltere'de de bankalar devletleştirildikten falan sonra birdenbire ne derler, şey değişti, rüzgarın yönü değişti diyeyim. Kamunun bu kadar şeyi var, şimdi kaynak aktarması söz konusu oldu. Kamu açısından da bakarsanız kamu borçları arttı. Çünkü o kurtarma operasyonları da bir kaynak aktarımı. Bu böyle gitmemeli. Çünkü bunu böyle sürdürürseniz özel sektör ya da müteşebbis neyse piyasa aktörlerinin kaynaklarını kısıtlamış oluyorsunuz. Yapılacak şey mümkün mertebe en kısa zamanda bu kamu dengesini yeniden kurmak. Ne yapmak lazım? İşte kemer sıkma politikası bunun için lazıma döndü. Çok ilginçtir o açıdan bakarsanız. Yani bir başka deyişle, öyle diyelim kestirmeden, o neoliberal paradigmanın kendisi içinde çözüm bulma, onun krizlerin temel nedeni olarak görmekten ve krizi o farklı yöntemler arayışıyla çözme çabalarından temel paradigmanın içinde kalarak krizi çözme denilecek bir şeye geldi iş. Şimdi öyle olunca da Syriza ve Podemos ve benzerleri de o ortamın, o ne derler, şeyle sulanıp gübrelenen, topraklarda filizlenen şeyler. Dolayısıyla gündeme gelen şey ne? Ergin dediği gibi, peki çıktı ortaya da hani tabir caizse şeyde de yaşamıyorlar. Korunaklı seralarda falan da değiller. Rüzgar, fırtına, her şey var, kar kıyamet. Her türlü olumsuzluk söz konusu. Nasıl bunlar güçlenecekler? Bunlara hayat veren ne olmuş? İşte bizde de Gezi ve sonrasındaki bizdeki tabiriyle forumların bir sürüsü yaşanmış oralarda da. Amerika'daki Occupy hareketinden bu yanaki temel eleştiride ne? Bunların örgütsüz, lidersiz ve de ne derler? Çok muğlak diyeyim. Hedefler üstünden, yani olabildiğince kapsayıcı olmak çerçevesinde de muğlaklık gündeme geldiği ölçüde de bunu ne yapmamayız? Eski tür örgütlenmeleri, çünkü bir de bir sırf Gezi'de olan bir şey değil, genel olarak da o ülkelerin mevcut kendini sol ya da neyse devrimci nasıl tanımlıyorlarsa örgütlenmeler de bu işlere bir şeyler olup deyip eklemlenme çabası içindeler. Onun baştan beri içinde olup onu yönlendiren hareketler ve örgütler olmamışlar. Şimdi bir de öyle bir şey var baktığınız zaman. Dolayısıyla onlarla olan ilişkiler de ayrı bir şey. Kimisi tamamen Syriza'ya karşı Yunan Komünist Partisi'nin tavrında olduğu gibi tamamen dışlayıcı bir şekilde davranıyor.
Öbür taraftan bir takım işte küçük sol partiler, Troçkist, Maoist neyse geleneklerden gelen bir takım ilişkiler içinde oluyorlar falan ama yeni bir örgütlenme. Şimdi orada İspanya örneğine yine dönersek bu Podemos kurulduktan sonra geçen sene boyunca ne diyeyim öyle Türkçe'ye işleyeceğiz herhalde vatandaş meclisleri diye bir şey toplamışlar. Barcelona, Madrid işte ülkenin değişik yerlerinde. Ne için? Bu yeni yapılanmanın nasıl olması gerektiği üstüne. Tabii ki her kafadan bir ses çıkmış bizim deyimimizle. Ama o muğlaklığı giderici net şeyleri sağlamak açısından genel geçer bir takım şeylerin ötesinde de bir şeyler çıkmamış. Örneğin ne demişler? Biz Avrupalıyız. Zaten Avrupa'nın dışında da falan da değiliz ama halkın Avrupa'sını istiyoruz. Bankerlerin, bankacıların neyse finans kapitalinin Avrupa'sını değil falan gibi sloganların ötesinde çok ya da işte bu ne derler evsiz kalanların ve falan meselelerine karşı peki iktidara geldiğimiz zaman ne yapacağız konusu yine şey. Dolayısıyla Podemos'tan yalnız Syriza arasında da bir fark bence var. Podemos demin de söylemeye çalıştım. O kendine göre popülist tanımı çerçevesinde sol sağ şey üstünden konuşmuyor. Sınıf terminolojisini büyük ölçüde dışlayarak bir söylem geliştirirken Syriza kendini radikal sol diyor. Zaten bir komünist parti geleneğinden geliyor. Avrupa komünizmi geleneğinden de olsa. Ve dolayısıyla kendi içinde de farklı unsurları bu. İşte bir sol platform falan var. Sınıf vurgusu ağırlıklı olmamakla beraber sınıf terminolojisini reddeden bir şey de değil. Dolayısıyla ama kendi içinde de ne diyeyim? Haksızlık da etmek istemiyorum. Bir çorba aşure bir niteliği de yok değil anladığım kadarıyla. Bu izlemek istediğini söylediği şeye de yansıyor. Hatta size bir iki örnek vereyim. Bu programı diye koydukları şeyde baktığınız zaman 2014 programı bir liste var. Bulabilirsem çabuk. O program çerçevesinde bakıldığında 16-17 tane hatta daha fazla 20 küsur madde var. Şimdi onların içinde evet bankaların kamulaştırılması da var. Ama hemen iktidara gelir gelmez yapacakları bir şey değil. Niye öyle görmüyorlar diye sorabilirsiniz. Çünkü anladığım kadarıyla bu benim kendimce anladığım kadarıyla onun için diyorum şeyim. Esas olarak Yunan finans kapitali sermaye kesimlerini falan değil. Doğrudan doğruya muhatap oldukları kriz koşullarında özellikle karşılarında o Troika diye simgelenen şeyin ifade ettiği Avrupa sermayesi var, büyük sermayesi ve finans kapitali var. Ve onların sözcüleri olarak Merkel'ler, şunlar bunlar karşılarında. Dolayısıyla artık olay sadece bir ülkenin kendi içindeki değişik toplumsal güç dengelerine dayanarak çözülecek bir mesele olmaktan da çıkıyor. Şimdi bize dönersek, ama ondan önce pardon, başarısız olursa ne olacak konusunda da Ergin'in işaret ettiği, işte niye öyle yapmıyorsun, niye hemen Drahmi'ye basmaya başlamıyorsun türü, ki çok saygıdeğer hocalarımız Türkiye'de de bu tür akıl hocalıkları yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Bence biraz dışarıdan gazel okumak gibi geliyor. Ama bunu Syriza milletvekili olan iktisat profesörleri de yapıyor. Yani Syriza'nın içinde de bu kanat var. Ama onun sonucunda ne derler? Tufan olurmuş. Olsun. Bakalım o zaman düşünürüz gibi bir şey var. Ama mevcut sistem içinde o tufan olduğu zaman Syriza'nın da un ufak olup bir başka seçimde yine tekrardan eski düzenin partilerinin iktidara gelmesi durumunda ne yapacaksınız sorusu da hakikaten ciddi bir sorun. Buna karşı bir önlem öneren var mı? O çok tartışmalı. Türkiye'ye bağlamak açısından bence çıkarılacak dönem işte onun için onu dedim. O mücadele pratikleri nasıl
bir zaman içinde şey yapılmış, somut bir takım mücadele şeyleri çok önemli işte. Mortgage sisteminin şeyi yahut da ne bileyim, Türkiye'de belki o anlamda yaşanmayan, o din kitlesel olarak yaşanmayan şeyler işte. İnsanların maaşlarının yarıya inmesi, emeklilerin şeyi, şunlar bunlar, o anlamda krizin çözümlenmesinin, yani sistem içinde neoliberal anlayışa göre getirilen krizi aşma stratejilerinin yarattığı sonuçlara karşı oluşan toplumsal tepkilerin bizde daha o boyutlarda olmadığı, hiçbir zaman da olmadığı belki. 2001 sonrasında da bakarsanız olmadığı. Şimdi bundan sonrasında Gezi'den gelen bir şeyle bu olur mu? Öyle bir yeni mücadele pratikleri daha... Bir de şu var, insan da onu da istemiyor aslında. İşlerin giderek daha da, ne diyeyim, olumsuzlaşması, daha da kötüleşmesi diye bir şey de gerektiriyor. İlla ki de öyle olmak zorunda değil, onun için diyorum. Sonucun da illa ki olumlu Syriza ya da Podemos benzeri yapılar çıkaracağı da şey değil. Ama mevcut koşullar içinde daha farklı siyasal siyaset yapma biçimleri, mücadele pratiklerini nasıl geliştiririz'i düşünmemiz lazım. Ne diyeyim, belli tomurcuklar mı diyeyim, filizlenmeler mi, yok da değil. Biliyorsunuz işte Birleşik Haziran Hareketi benzeri şeyler. Yine seçime giden süreçte onların siyasi partilerle ilişkileri, o tartışmalar da sürüyor. Ama 2015'in ikinci yarısından itibaren nasıl devam ederiz? Bu tür hareketlerin farklı mücadele pratikleri geliştirip daha farklı bir siyasal anlayışların yeni örgütlenmeleri, yeni siyaset yapma araçları olarak ağırlıklarını ortaya koyabilmeleri mümkün olur mu? Hep beraber göreceğiz ama bence gündemimizde tutmamız, üstünde kafa yormamız gereken önemli bir mesele diye düşünüyorum. Ben şimdi tam da bu konuyla ilgili bir şey öğrenmek istiyorum. Pardon, hocam. Nereden geldiğini Tarık, görmedim. Tarık Tazeçek. Şimdi az önce örgüt yapılarından bahsetti arkadaşlar. Mutlaka geleneksel örgüt yapılarıyla bugünü aşma veya bugünün ihtiyaçlarına yanıt verebilme olayı zor bir şey. O nedenle tabii ki bu da siyaset yapış tarzının değişmesiyle gündeme gelecek. Yoksa biz örgüt yapılarını değiştirelim demekle bu işin çözümü olmayacak aynı siyaset tarzıyla devam edersek. O anlamda ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi geleneksel örgüt yapılarında sendikalar mesela düşünelim. Veyahut da sendikaların dışında örgütlü yapılar. Şimdi o dönemde ağırlık olarak sınıf mücadelesi temelinde olaya bakıyorduk ve emek sermaye mücadelesi olarak bir mücadeleyi odağa oturtuyorduk. Şimdi Gezi süreci de bize gösterdi ki, hatta Gezi'den önceki süreçlerde de bunlar yaşanıyordu, belki gözlemleyemiyorduk yeterince. Artık emek sermaye mücadelesi kadar önemli olan, yani emek mücadelesi kadar önemli olan çevre, kent, yaşam alanlarını koruma, kendi geleceğini şekillendirme sürecine olan bütün müdahalelere karşı tavır alma gibi belki kendiliğinden gelişen bir mücadele biçimi ortaya çıktı. Şimdi şeyle birlikte de baktığımızda neoliberalizmin dünyanın reorganizasyonunu önüne koymuş olduğu bu süreç açısından da baktığımızda sömürü aslında emeğin sömürüsünün ötesinde kesimlere de kaymaya başladı. Yani o içinde bulunduğu daimi ve yoğun krizden kurtulmanın yolu olarak bunu düşündü. Ve buna yönelik olarak başta kent rantları olmak üzere doğal kaynakları, tabii bu yönüyle de doğanın emeğine karşı da bir saldırı gündeme geldi. Ve geldiğimiz noktada artık mülke yönelik saldırılar dahi ortaya çıktı. Şimdi buna yönelik olarak çok geniş bir kesimi, bütün bu kesimler olaylardan, politikalardan mağdur olan çok geniş bir kesimi mücadelenin içerisine çekti. Gezi bize bunu gösteriyor. İşte Podemos tarzı örgütlenmeler de bunu gösteriyor ki bu sadece tabii ülkemizle ilgili bir olay değil. Bu anlamda benim
üzerinde durduğum veya düşündüğüm bir olay var. Onu öğrenmek istiyorum sizden. Emek sermaye mücadelesi kadar önemliyse bu mücadele, bundan sonraki süreçte veya içinde bulunduğumuz şu süreçte HES'lerle birlikte suyumuza karşı olan saldırılara veyahut da işte kentin herhangi bir sosyal alanımız içerisinde yer alan kesimine yönelik buraları yağmalama, ele geçirme, talan etme tarzı politikalara karşı verdiğimiz her mücadele aslında emek mücadelesiyle de aynıyet kazanmıştır diye düşünüyorum. Bunu bugünün tartışması olarak olduğu için sizden de öğrenmek istiyorum. Eğer böyleyse o halde bir çevre mücadelesi, bir fabrikadaki işçinin emek mücadelesinden ayrılmayacaksa mevcut bugüne ilişkin örgütlenme tarzları ne çerçevede düşünüp ona yönelik kafa yorarak bir takım çıkışlar bulacağız? Vallahi ben kendimi çok bunu cevap verecek gibi hissetmiyorum da varsa buna hep beraber birlikte konuşalım. Hakikaten zor, çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz da şöyle söyleyeyim. Şimdi çevre mücadeleleri sırf bizden de sınırlı değil, başka yerlerde de oluyor. Bizde ama giderek ön plana deyim yerindeyse doğanın metalaştırılması süreçleri olarak da tanımlanıyor. Bu kentlerle de sınırlı değil üstelik işte vesaire. Ama buna karşı nasıl mücadele edeceğiz meselesinde öyle söyleyeyim farklı ölçeklerde gündeme gelmesi var. Gezi'de yapabildiğinizi belki Validebağ'da yapıyorsunuz da Kuzey İstanbul ormanları meselesinde çok da yapamıyorsunuz. Bir de o mekanın getirdiği boyutları da var bunun. Ya da HES Artvin'in şurasında ki köylerin kendince örgütlü şeyinden dava açması da dahil oluyor da ya da işte neyse Yırca köyünde Batı Anadolu'da her yerde de aynı biçimde olamıyor da biliyor. Dolayısıyla aynı nitelikte şeyleri bile daha bir üst düzeyde, üst ölçekte bir araya getirip mücadelesini veremediğimiz konularda bir de çevre mücadelesiyle diğer öyle diyelim hak mücadeleleri, bu da bir hak çünkü mücadelesi olarak da tanımlanıyor. Ciddi bir sorun. Onun için cevabını kimsenin bildiğinden emin değilim. Ayrıca şu da var, onu da söyleyeyim. Bu hak mücadelelerinde yine anlayabildiğim ve işte bizim demin de bahsettiğim araştırma çerçevesinde de karşımıza çıkan sorunlar açısından da gördüğüm kadarına hak mücadeleleri de illaki sistem karşıtı, sistemi neoliberalizmle sınırlasanız bile onun karşıtı da olmak durumunda değil. Fikirtepe olayını yine size ben anlatmayayım, tereciye tere satmayayım. Oradaki hak mücadelesine bireylerin kendi konumlarını, sahip oldukları mülkiyeti ya da işte neydi, tapu tahsis belgesini vesaire koruyup daha farklı bir mülkiyet, kendi konumunu iyileştirecek bir mülkiyet ilişkisine kavuşup kavuşmaması da olabiliyor. O da bir hak mücadelesi olabiliyor icabında. Dolayısıyla Fikirtepe'de verilecek mücadeleyi, Fikirtepe'de illaki de ne diyeyim, sistem karşıtı o anlamda diye göremiyorsunuz. Şimdi onun orada verdiği mücadeleyle bir başka yerdeki şeyi bir araya getirmenin maddi temelleri var mı yok mu sorusu geliyor beraberinde. Öte yandan çalışma koşulları öyle bir hale gelmiş durumdaki işte enformalleşme, prekarya falan tabirlerinden beraber deniyor ki işte bu giderek homojenleştiriyor. Bunu söyleyen, yazan arkadaşlarımız da var, meslektaşlarımız da var. Ama düşündüğünüz zaman bir sürü soru işaretini beraberinde getiriyor. Şu ana kadarki deneyimler de bunu doğrular nitelikte değil gibime geliyor. Yine naçizane bir yaptığımız araştırma çerçevesinde çok bence net ortaya çıktı. Yakın zamanda da, çok yakın zamanda da bir derleme kitapta yayınlandı o araştırmanın sonuçları. Biz yine 2-3 arkadaş bu 4C'li tek el işçilerine ne oldu araştırması yaptık. 2012-2013 yıllarında 6 ile gittik. Güney, Doğu, Kuzey, Batı neyse. Bırakın ki 4C'lilik denilen şeyin genel olarak paylaşılmasını ya da niye
o zaman da o noktada kaldı da. O 10-12 bin diye tahmini söylenen 4C'li tekel işçilerinin fiilen kendi anlatımlarına göre o direniş sürecine katılanları 2000'i geçmiyor en iyimser yorumla. Dolayısıyla bugünden geldikleri bilinçli olarak nasıl dağıtıldıkları vesaire onlar da ayrı ama hangi temelde siz emek mücadelesini aldığı değişik biçimleri emeği baskı altına alıp ne diyeyim kolektif hak mücadelesi veremez konumda tutan bilinçli bir stratejinin de sonu bir uzantısı 4C'lik o aslında bakarsanız onu şu an için örgütlü mücadele içinde olan şeyle bir araya getireceksiniz oradan gideceksiniz. Sizin değindiğiniz bir sürü çevrenin korunması temelli şey kolay bir iş değil bunu. Ama bunu gerçekten nasıl yapabiliriz? Hangi örgütlenme innovation. Yani böyle yeni yöntemler geliştireceksiniz. Ha? Evet işte inovasyonlar gerektiriyor yani. Ama oralardan bir yere gitmeniz lazım. Şimdi onlar gelip kendi sınırlıkları içinde kalıyorlar sonuçta. Şimdi o anlamda yaratıcılık sadece kendi sorunlarınızı o mekanın, o mekan bir kent de olabilir, bir HES alanı da olabilir, her neyse. Bir fabrika da olabilir, işte 4C'lik diye belli bir kategori, grup insan da olabilir, her neyse. Bunları kendi içinde nasıl mücadeleyi başarıya taşırsınız sorunu var. Bir de bir şeyde birleştirici daha büyük bir çerçeve nasıl oluşturursunuz? Podemos'tan benim anladığım bir miktar bu. İşte o vatandaş meclisleri falan deneyimlerini yaşamışlar. Bundan sonra o Podemos'u iktidara taşıdığı ölçüde o tabanla. Ama Syriza meselesinde daha geçenlerde bu ayın 15 gün falan önce Atina Üniversitesi'nden bu Syriza'nın içinden bir siyaset bilim profesörü Ankara'ya davet etmiştik. Onun söylediği şey en önemli yani işte, ne derler? Troika'yla mücadele edecek, ne olacak edecek o ayrı ama kendince en önemli sorunlardan biri bu tabanıyla ilişkisini nasıl koruyacak? Tabanıyla ilişkisini korumazsa Syriza diye bir şey bir süre sonra zaten yenilgiye uğramaya mahkum. Şimdi tabanıyla ilişkisini korumak dediğiniz tam da sizin dediğiniz sorunla da ilgili. Yani ne bileyim hatırımda kaldığı kadarıyla ne yapmışlar ilk gelir gelmez ne olacağı belli değil ama karar almışlar en azından. Pire Limanı'nın özelleştirilmesi projesini durdurmuşlar mesela. Durdurmuşlar ya da neyse yani ona benzer şeyler ama bir süre sonra bu tür şeylere karşı ne yapacağız? Pire Limanı'nın sorunlarını diyelim nasıl çözeceğiz diye de bir meseleler olacak. O kadar çok şeyle aynı anda boğuşurken haliyle dediğim gibi kendinizi o zamana kadar ama bu iktidara gelince meselesi bizim gibi ülkeler açısından muhalefetteyken ve görünür gelecekte de ne yazık ki bir Podemos'umuz ya da Syriza'mız ortalıkta gözükmezken ya da kimisine göre varsa bile neyse %10 barajını geçti geçmedi tartışmalarını da yaşıyoruz çünkü. Yani oradaki herhangi bir pozisyonda olabilir insanlar şu veya bu biçimde. O önemli değil ama görünür gelecekte hani bir iktidar alternatifinin çok fazla gözükmediği bir ortamda dediğiniz soruyu nasıl cevaplayabiliriz? Ya da şu ana kadarki ve bundan sonra götürülecek mücadele pratiklerinden ne yaratıcı örgütlenme pratiklerine dayanarak sonuçlar üretebiliriz hep beraber göreceğiz. Onun bir ne yazık ki hani kendimi yetkin görmediğim gibi herhangi bir cevabını verecek. Uluslararası anlamdaki literatüre baktığınızda da göremiyorsunuz. Önemli şeylerden bir tanesi de o. İşte David Harvey'ler vesaireler bu konuda en çok bilinen isimlere baktığınız zaman böyle bir hazır reçetesi de olduğunu sanmıyorum bu anlamda. Haliyle de Ergin'in demin değindiği nokta geliyor. O Syriza üstünden söyledi. Başka örnekleri de olabilir. Peki beğenmediğiniz şeyler var peki? Olabilir herhangi bir harekete ya da iktidara geldiği takdirde iktidara karşı ama
Ben olsaydım ne yaparımın sonuçlarını da düşünüp bir şey geliştiriyor musunuz diye baktığınızda ne yazık ki bilmiyorum. Haksızlık ediyorsan birilerine özür dilerim peşinen. Ben şeyine çok da rastlamıyorum. O anlamda o tür sol hareketlere ya da şeylere muhalefet edenlerin siz peki ne söylüyorsunuz diye dediğiniz zaman çok da somut bir şey. Yoksa eleştirmek kolay o anlamda sırtında yumurtası küfesi olmayanlar ama ciddi bir meseleye parmak bastınız. Hatırlattığınız için de teşekkürler. Bizde, yani aşağıdan gelen Gezi ve benzeri ya da işte HES hareketleri, çevre hareketleri, çeşitli hak mücadeleleri veren şeylerden bir siyasal düzeyde bir örgütlenme anlamında yok dedim. Bunu çaba gösterdiğini söyleyenler olabilir. Yani bir HDP'nin de kendine göre bir bloklaşma diyeyim çabası içinde olduğunu düşünmek mümkün. Türk-Kürt meselesinin dışında söylüyorum bunu. Evet. Onun için dedim yani bu tür niyet belirtilerini gösteren şeyler belki var ama zaman içinde göreceğiz ama mevcut partilerin dışında alternatif bir örgütlenme modeli olarak bir şey yok. Birleşik Haziran Hareketi de baştan kendisini bir siyasi parti olmayacağını söyleyerek başladı çünkü. Ne olur nereye git? Hayır, eleştiri için söylemedim. Ama hareketlerden partilere giden de bir şey var. Syriza öyle. Podemos bir 4-5 senenin sonunda oraya gelmiş. Syriza'da demin söyledim %4'lük bir partiden %36'lığa 5 yılda gelmiş. Yani düşünürseniz İnsan hayatında çok önemli bir zaman dilimi değil belki ama bir siyasi hareket açısından çok önemli. Bir 5 sene sonrasında böyle bir öngörü içinde bulunabilir miyiz kendimiz için? O açıdan dedim. Evet, evet. Galiba başka soru yok galiba. Çok teşekkürler katıldığınız için sorularınızla. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Galip Yalman'a buraya kadar geldi. Ben teşekkür ederim. Fikirleriyle bize katkıda bulunduğu için Mimaros İstanbul Şubesi adına da bir teşekkürümüz var. Teşekkür ederim. Ama şunu söyleyeyim, ben teşekkür ederim. Yani tartışma gerçekten benim için de çok yararlı oldu, çok öğretici oldu. Katkılarınız için teşekkür ederiz.